Ayşe Merve Karal bizim meslektaşlarımızdan birisi. Hoş geldin Ayşe. Evet. Şimdi katılımcılarımız geliyorlar. Birazdan başlamış olacağız. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, daha 2 dakikamız var. Bekleyelim. 2 dakika sonra arkadaşlarımızı almış olalım. Şeyler gelmiş. Ayşe Merve merhaba. İyiyim, çok teşekkür ederim. Seni sormalı. İyisin inşallah. Teşekkür ederim. Mert Ertuğ arkadaşımız. Seda Hanım merhaba, merhaba. İyiyim, çok teşekkür ederim Mahmut Bey. Her şey yolunda, bir aksilik yok. Evden devam ediyoruz çalışmaya. İyiyiz, sıkıntı yok. Sizler de iyisinizdir inşallah. Evet, ben de iyiyim. Şuradan şu şeyi alayım. Göndereyim. Değerli katılımcılar, ben de bir link paylaştım. Bu ortak bir alan linkimiz. Burada bazı, hem burada kitaplar var, benim kitaplar var, başka kitaplar da koydum bu ortak alana. Hem de bu süreçte yapacağımız şeylerin sunumun da bir kopyası burada var. Dolayısıyla buradan onu indirebilirsiniz. Evet, linkimiz bu. Bu linkten indirebilirsiniz. Evet, burada ankete katılmanızı rica ediyorlar. Ona da katılabilirsiniz. Evet, saat tam 8 oldu. Biz başlayalım. Gelen arkadaşlarımız zaten gelebiliyorlar içeri. Değerli katılımcılar, hoş geldiniz. Uluslararası Ticaret Ağı Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu webinarımıza hoş geldiniz. Buradaki konumuz, evet, Münibe Hanım merhaba tekrardan. Bu akşam ticari bilgi ve istihbaratın kaynakları üzerine, bunların kanalları üzerine görüşeceğiz, birlikte konuşacağız. Sorularınız olduğu zaman lütfen sorularınızı buradan bize sorun. Biz de yaşama karşı cevap vermeye devam edelim. Bu arada da şeyi bir taraftan da, chat yok galiba burada. Peki buradan herhalde, chat şuradaymış, pardon. Evet. Tamam. Onu da gördüm. Şimdi değerli arkadaşlar, hızlı bir şekilde başlayalım. Çünkü 2 saatte sınırlı. Bir ara vermeden devam edeceğim. Şimdi şöyle başlayalım. Önce pardon, şeyi paylaşmadan ben şey yapıyorum. Şöyle paylaşalım. Evet. Şu anda ekranımı paylaşıyorum. Evet. Şimdi dış ticarette bilgi ve istihbarat kaynakları meselesi bizim açımızdan işin en önemli meselelerinden bir tanesi. Neden dış? Çünkü işin özü bu.
Yani bizi diğerlerinden daha üstün kılan, yani diğer meslektaşlarımızdan üstün kılan şey ticari bilgi ve istihbarattaki kaynaklarımızın zenginliği ve bu kaynakları doğru şekilde kullanıyor olmamız. Dolayısıyla işin en önemli kısmı bu. Yani zaten biz veri uzmanlarıyız biliyorsunuz. Bu veri uzmanları olarak burada uzmanlık alanımızda bilgi kaynakları en önemli alanı işgal ediyor. Şimdi 90'lı yıllardan beri hızlı geçeceğim buraları. Hiper rekabet ortamında yaşıyoruz. Özellikle de 2008 yılındaki Amerika krizi ve ondan sonra da pandeminin etkileriyle bu hiper rekabet bir ortamına dönüştü. Hiper rekabete dönüştü. Dolayısıyla gelinen nokta itibariyle burada bir doğuşa şahit olduk. Nedir? Rekabet istihbarat kavramı doğdu. Yani competitive intelligence doğdu. 90'lı yıllarda Amerika'da doğdu, dünyaya yayıldı ve yayılımını da sürdürüyor. Ama bu çok böyle rigid bir teori değil. Üzerinde farklı ekoller var, farklı anlayışlar var. Tam böyle tanımlanmış, tek kaynaklı. Böyle olması da iyi aslında. Bu teoriyi daha da zenginleştiren bir şey. Şimdi burada meslek piramidimiz değişti. Bunu yeniden vurgulamak istiyorum. Yani bizim dış ticaretçiler olarak önümüzde yukarı çıkacağımız ciddi bir meslek piramidi var. Çağımızın da büyük veri çağı olduğu düşünülürse bu piramit bizim açımızdan çok önemli. Piramitte neler var? Onu şey yapalım. Piramitin en altında dış ticaret operasyon elemanları var. Bunlar genellikle işte banka ve lojistik işlemlerini yapan, gümrük işlemlerini yapan arkadaşlarımız. Bunun üstünde ihracatı, pazarlaması yapan unsurlar var, elemanlar var. Bunun bir üstünde de dış ticaret istihbarat elemanları var. Dış ticaret istihbarat elemanları bizim açımızdan işin en önemli kısmı. Özellikle bunlar ihracat pazarlama elemanlarının hiper rekabet ortamında yetersiz kalmaya başlamalarından sonra ortaya çıkan bir meslek aslında. Yani zorunluluktan ortaya çıkmış bir meslek. Bunun üstünde information brokerlarımız var ve en üstte de rekabet istihbaratçılar var. Bunlar aslında rekabet istihbaratçılar dış ticaret istihbarat elemanlarının yaptığı işi tüm dünyada yapabilen ve tüm firmalar için yapabilen insanlar. Profesyonel, competitive intelligence professionals diye geçiyor. Information brokerlar bilgi satarak para kazanıyorlar. Aslında nasıl bilgi satarak para kazanıyorlar? İşte bu dış ticarette, daha doğrusu dış ticaret demeyelim ama ticari bilgi ve istihbarat kaynaklarını çok iyi kullanarak bu bilgiyi satabiliyorlar. Şöyle düşünelim, bu bilgi depoları var. İşte information brokerlar bu bilgi depolarını biliyorlar, bu bilgi depolarını alıyorlar. Kendilerine sorulan soruları hangi depolarda bulacaklarını biliyorlar, o depolardan çıkarıyorlar ve veriyorlar. İşte bu bilgi depolarına biz indeks diyoruz. Türkçe'de dizin diyoruz, indeks. Bilgi kaynakları, indeksleri, dizinleri veya trade information, sources, resources, business resources gibi isimler alıyor. Bunlar bizim için dış ticaretçiler için özel önemdeki şeyler, meseleler. Şimdi bunları geçiyorum. Çağımız büyük veri çağı. Big data dediğimiz çağ. İşte bugün bile değil mi? İşte WhatsApp'taki meseleler, bilgilerin nasıl kullanılacağı konuşuluyor. Bunlar büyük veri kaynakları ve kişisel verilerin nasıl kullanılacağı, kullanılamayacağı konusunda tartışmalar bundan sonra hep olacak hayatımız boyunca. Bunlarla karşı karşıya geleceğiz. Şimdi burada büyük veri çağında bu veriye nasıl ulaşacağız? Yani mesele zaten tam da bu noktaya geliyor. Yani büyük veri çağında büyük veri ama aşırı büyük veri demek bu veriyi kontrol edememek demek. Yani bir okyanusta boğuluyorsunuz. Büyük, aşırı büyük veri var ve siz bu okyanusta boğulmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla bunu nasıl kontrol edeceksiniz? Dolayısıyla işte bizim amacımız bunu kontrol edebilecek mekanizmaları oluşturmak ve bu kaynakları doğru bir şekilde kullanmak. Şimdi öncelikle bazı kavramları netleştirmemiz lazım. Bu sunum ortak alanımızda var.
Ve bir şey rica edeceğim. Sunumu rahatlıkla kullanabilirsiniz ama buradan aldığınız, yani benim bu Yaman Koç danışmanlıktan alınan bir sunum olduğunu da belirtmenizi rica ediyorum. Yani bu çünkü onaylanmış bir sunum. Dolayısıyla onu ona dikkat ederseniz çok sevinirim. Şimdi bizim veri ne, bilgi ne, istihbarat ne ve knowledge ne, iş yapma bilgisi ne? Bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Çünkü bunlar konuşacağımız konunun temel kavramları. Veri dediğimiz şey data, İngilizcesi. Bağlantısız bilgi parçacığı. Yani atomlar gibi düşünelim bunu. Yani bir maddeyi meydana getiren atomlar gibi düşünelim. Veri bizim atomlarımız. Yani bu verileri birleştiriyoruz ve bilgi üretiyoruz. Buna information deniyor. Bir modelleme yapıyoruz. Şimdi burada şöyle diyelim, biz gerek bilimde olsun, gerek sanatta olsun, biz gerçekliğe ulaşamıyoruz. Gerçekliği nasıl ulaşıyoruz? Gerçekliği modellemelerle ve formüllerle ulaşıyoruz bilimde. Yani E eşittir mc kare diyor Einstein, bir enerjiyle ilgili bir formülü ortaya koyuyor ve bir model aslında. İşte atom modelleri var. Değil mi? Başka işte ikili sarmal modeli var. DNA, RNA'ların ikili sarmal modelleri var. Yani modelleme yoluyla gerçekliği kavramaya çalışıyoruz. Dolayısıyla işte bu bilgiler, dataların bir araya getiriliyor. Bu dataları bir araya getiriyoruz. Bunlara bir yorum katıyoruz. Yani burada katılan ilave bir şey var, bir yorum var. İşte işin sırrı da burada zaten. Bu yorumu katıyoruz, buradan bir modelleme yapıyoruz. Ve neye ulaşmaya çalışıyoruz? Her halükarda gerçekliğe ulaşmaya çalışıyoruz. Bu bilimde böyle, ticarette de, dış ticarette de, dış ticaretteki gerçekliğe ulaşmaya çalışıyoruz. İstihbarat ise eylemde kullandığımız bir bilgi türü. Yani bir eylemde kullandığınız bir bilgiyi alıp eylemde kullanıyorsanız bu istihbarat oluyor. Yani operasyonda, eylemde kullanılmış bir bilgi türü. İstihbarat. Yani o zaman normal klasik bilgi olmaktan çıkıyor. Bunun birazdan örneklerini konuşacağız. Ama bir istihbarata dönüşüyor. İstihbarat için hep verdiğim örnek araba kullanmaktır. Araba direksiyona başına geçip hareket ettirdikten sonra ve trafiğe girdiğiniz andan itibaren, yani ilk hareketinizden itibaren artık istihbaratla çalışıyorsunuz. Neden? Bir yaya yola atlıyor ve siz ayağınızı gazdan çekip frene basıyorsunuz. İşte ona göre debriyaj vesaire. Yani bir veri geliyor size, bir yaya yola atladı. Dikkatli ol. Beyniniz bunu görüyor, bunu algılıyor. Çünkü beyninizin arka planında da yazılmış bir yazılım var. Sizin trafik yazılımınız, trafikte araba kullanma yazılımınız. Dolayısıyla siz bunu gördüğünüz zaman otomatik olarak beyin buna tavır getiriyor ve frene hafifçe dokunuyorsunuz. Ama o hafifliği ayarlama meselesi bile işte istihbaratla ilgili. Neye göre hafif veya hızlı dokunuyorsunuz? Yayanın sizden uzaklığına ve sizin hızınıza ve başka parametrelere göre. Dolayısıyla işte eylemde kullandığınız bir veri bu. Yayanın yola atlaması. Önünüzdeki arabanın ışığının, fren ışığının yanması aynı şekilde sizin frene basmanızı gerektiriyor. Bu da bir istihbarat. İstihbarati bir bilgi. Çünkü onun karşılığında siz bir eylem yapıyorsunuz. Yani eylem varsa bu istihbarattan kaynaklanır. Bu bütün hayatımızda böyle. Bir şirket düşünelim. Şirket bilgisayar sistemlerini değiştirecek ve değişik firmalardan teklifler alınmış. Bunlar farklı teklifler. Farklı sistemler ve bunlar yönetim kurulunda tartışılıyor. Herkes alternatif bir şeyler söylüyor. İşte burada karar alma mekanizmasına doğru gidiyoruz ve bu karar alma mekanizmasının sonunda ne oluyor? Bir eylem yapıyoruz. Yani bir şirketin bilgisayarlarını da karar kılıyoruz ve onları satın almaya karar veriyoruz. Aslında işte buradaki bize verilen o farklı şirketlerin verdikleri bilgiler istihbarat bilgileridir. Çünkü onları biz karar vermede kullanıyoruz. Yani bir eylem yapacağız, karar verme. Yani en önemli mesele bu. Karar almada kullanılan bilgi istihbarat ve bunu bir eylemde kullanıyoruz. Şimdi knowledge ise, şimdi Türkçe'de ikisi de bilgi olarak geçiyor. Information'da iş yapma bilgisi de information'da, knowledge'da. Ama knowledge farklı bir şey. Knowledge bir know-how. Yani işin nasıl yapılacağına dair bir bilgi. Yani biz
dış ticareti nasıl yapacağımıza dair bir bilgimiz varsa buna knowledge diyoruz, know-how. Yani örnek, bir yabancı konuk bizi Türkiye'ye ziyarete geldiği zaman onu örneğin havaalanından nasıl karşılayacağız? İşte büyük bir yazı mı koyacağız? Bu yazının fontları ne olacak? Biz nerede duracağız? Adamın bavulunu alacak mıyız, almayacak mıyız? Bütün bunlar aslında bir know-how. Yani veya işte bir bilgiyi nasıl araştıracağız? Bu da bir know-how veya knowledge. Yani işi nasıl yapacağımıza dair bir bilgi türü. Güney Kore'de Ticaret Bakanlığı yok. Güney Kore'de Knowledge Management Bakanlığı var. Yani Bilgi Yönetim Bakanlığı var. Yani Ministry of Knowledge Management diye bir bakanlık kurmuş adamlar. Bu işte bilginin ye verdikleri önemi de göstermesi açısından önemli. Şimdi büyük vericilerin, veri uzmanlarının güzel bir lafı var. Verinin konuşmasına izin ver. Yani biz verileri alıyoruz, organize ediyoruz ve bunların bize bir şeyler söylemesini sağlıyoruz. Veya bunu öyle bir organize ediyoruz ki veriyi konuşturma sanatı da diyebiliriz buna. Ben dış ticarette bunu kullanmayı daha çok düşünüyorum. Şimdi işte Walmart'çılar bir örnek, çok da hoş bir örnek. Şimdi bir kasırga öncesinde Walmart şunu görüyor. Bir kasırga oluyor. Kasırga sonrasında, kasırga haberi geliyor daha doğrusu televizyonlarda kasırga olacağına dair ve Walmart'çılar kasırga haberinden sonra hangi ürünlerin satışlarının arttığını görebiliyorlar anında. Veri bunu gösteriyor bize. Yani fener satışları artmış, ip satışları artmış, işte kazma satışları artmış. Bunların hepsini birebir görebiliyorsunuz. Ve bunun eskiye oranla farklı bir bilginin üzerine, yani bir istihbarat üzerine olduğunu bunu görebiliyorsunuz ve Walmart'çılar bütün bu satılan ürünleri hepsini bir masaya koydukları zaman o zaman o malzemeler çok daha fazla satılıyor. Çünkü siz ip almaya geliyorsunuz, fener de alayım diyorsunuz ve hatta bunların içinde bir Amerikan kahvaltılık gevreği de çok fazla miktarlarda satılmış oluyor. Bunun dikkat ederseniz bakın burada veriyle uğraşmaya başladığımız zaman ağırlıkla neden sonuç ilişkileri üzerine konuşmuyoruz. Neden sonuç ilişkileri daha küçük verilerde neden sonucu bulmaya çalışıyoruz. Ama çok büyük verilerde bir korelasyon, yani ilişkiyi nitelendirmeye çalışıyoruz. Yani bir veri yükseldiği zaman başka veri de yükselebilir mi? Hangi veri yükseliyor? Yani kasırga haberinden sonra kasırga haberi nasıl bir sonuç yaratıyor? Hangi ürünlerin satışları artıyor? Bunlardan nasıl yararlanabiliriz? Yani bizim verideki bu değişimler korelasyonlarla gidiyor. Ondan sonra tabii ki neden sonuç ilişkilerini bunların analiz edebiliriz. Etmeliyiz de gerçekten ama meselenin özü o değil aslında. Yani korelasyonlar bularak bu korelasyonlar büyük verideki değişiklikleri ve bir veri değiştiği zaman bunun diğer verileri nasıl etkilediği ve nasıl değiştirilebileceğine dair öngörüler geliştirebilme şansımızın ortaya çıkması demek. Büyük verinin en önemli özelliği bu. Şimdi ticari bilgide müthiş bir devrim yaşandı. Bu 90'lardan itibaren başladı ve bu devrim katlanarak sürüyor. Ama bizim dış ticaret anlamında dünya çapında ticari akışlara tek bir ürün bazında güncel ve istatistiksel olarak erişimimiz mümkün hale geldi. Yani bu nedir? İşte hedef pazar matrisleri yapıyoruz. Bu matrislerle bu bir ürünün dünyada nerelerden nerelere aktığını görüyoruz. Aslında yaptığımızın şu olduğunu düşünüyorum. Bir nasıl trafikte navigasyon cihazları var. Aslında biz de ihracat navigasyonunu kullanıyoruz. Yani bir ihracat navigasyon cihazı yapıyoruz. Bir matris yaparak ve bunu yorumlayarak. Dolayısıyla yani hangi ülkelerin bizim ürünümüz için kapalı olduğunu, hangilerin yarı açık olduğunu, hangilerin tam açık olduğunu ve o ülkelere gidersek çok rahat satış yapabileceğini görüyoruz. Hedef pazar bu aslında. Yani kolay ve karlı girilebilecek pazarları 200 pazar içinden ayırt etme becerisi aslında. Böyle çok basit ifade edebiliriz şeyi. Evet, sorularınız olursa aslında şeyden sorarsanız oradan ben de cevap vermeye çalışayım. Sorular olursa evet. Şeyden yazarsanız, chatten veya Q&A'den yazarsanız oradan cevap verebilirim size. Evet, şimdi ticari... gümrük kayıtları açıldı. Yani 40 ülke gümrük kayıtlarını açtı. Bunu açış nedenleri
şuydu, kendi açış nedenleri kendi ithalatçılarına ucuz ham madde sağlamak ve yarı mamul sağlamak. Yani bunu bir nedenle açtılar. Rekabeti ithalatçılarını daha rekabetçi konuma getirmek için. Önce Amerikalılar açtı. Şimdi 40 ülke dünyada bu kayıtları açmış oldular. Finansal bilgiler, bütün dünyada firmaların finansal bilgileri açık aşağı yukarı. Yani bir veri tabanı, bir veri tabanında, Orbis veri tabanında 380 milyon firma var. Yani dehşet verici bir bilgi değil mi? Yani 370 firma var ve bunu görebildiğiniz zaman dehşete kapılıyorsunuz. Yani 380 milyon firma çok ciddi. Şuradan çıkabilirsem o siteyi de göstereyim sizlere. Örneğin Orbis veri tabanı. Bunu da şeye atayım, sizin ortak alanı atayım hemen şuraya. Şuradan mı atıyorduk? Evet. Bu örnek bu site. Bakın şurada bu site, şurada baktığınız zaman 390 milyon firmaya ulaşabileceğiniz bir site. Ve bunların bilançolarına ulaşıyorsunuz. Üyeliği 25 bin dolar civarında. Ben hani Türkiye'ye gelmeleri için onlarla da bir iletişim kurdum. Yani Türkiye'ye girin, çok pahalı, daha ucuz fiyatlar vermeniz gerekir dedim. Ama yani şu anda buraya bir firma adı yazarak bu firmanın bilançosunu satın alabilirsiniz. Ve Afrika'da da var. Bakın yani hani Afrika'da 50 milyon. Şurada bakın. Orta Doğu'da 18 milyon. Avrupa'da 121, 67, 99, 30 milyon firmaya ulaşabilecek bir bilgi. Yani dünyada ticari bilginin geldiği nokta bu. Burada şunu kastetmiyorum. Şöyle yanlış anlamayın. Bakın bir grupla konuştuk. Bunlar yapay zeka vasıtasıyla diyorlar ki bize bir kelime verin. Biz bu kelimeyi bütün webde arayalım ve size bütün firmaları çıkaralım. Bu doğru bir çalışma türü değil. Yani yapay zeka burada iş yapmıyor. Neden iş yapmıyor? Çünkü burada ilave bir bilgi getirebilir bize. Ama biz burada zaten dünyada indekslenmiş bir bilgi var. Yani biz bir kütüphaneci gibi davranmak zorundayız. Buna ilave yapay zeka çıkarabiliriz ama yapay zeka hiçbir zaman dünya çapında 380 milyon firmayı bize indeksleyemez. Böyle bir şansı yok yani. Çünkü bunlar ticari sicil kayıtlarından alınıyor ve bunlara girmek için özel izinler almanız gerekiyor. Yapay zeka bunlara girip bu izinleri alıp bunları yapamaz. Yani dolayısıyla bu yapılmış çalışmalar var. Yani bizim öncelikle yapay zeka kullanılan alanlar var. Bazı bulunamayan şeyleri bulabiliriz, yeni yüklenmiş şeyleri, ama esas şey bizim için ticari bilginin özü, ticari bilgi dizinlerinin, indekslerinin doğru bir şekilde kavranmasından geçiyor. Dolayısıyla bakın gördüğünüz gibi bir siteye girerek 380 milyon firmanın bilgisine, işte information broker dediğimiz veya competitive intelligence professional dediğimiz insanlar bunları günlük, yani bir firmayla danışmanlık yaparken veya o firmaya da bir dış ticaret istihbarat sistemi kurarken bu kaynakları o firmanın isteklerine göre anında bulup şu kaynağı şöyle kullanmalısın, bu kaynağı böyle kullanmalısın, burayı şöyle yorumlamalısın. Bu knowledge'ı ortaya bilen ve bunu anlatabilen insanlar olmak durumunda. Kaynaklara erişim kolaylaştı ve bilgi indeksleri güçlendi. Bakın işte bilgi indeksleri. 1995 yılında ben TOSYÖV'de çalışıyordum. Türkiye Orta Ölçekli İşletmeler Vakfı. Orada bir dış ticaret danışmanlık bölümü vardı. Profil Anonim Şirketi. Orada çalışıyorduk üç arkadaş. Şimdi oraya her gün değişik firmalar geliyorlardı ve biz bu firmaları o zaman ihracatı geliştirme etüt merkezine giderek bunlara dair bilgi bulmaya çalışıyorduk. Yani kaynaklarımız çok sınırlıydı. Ama çok değişik firmalar geliyordu. Bir gün böbrek taşı kırma firması geliyor, bir gün salçacı geliyor, bir gün patatesçi geliyor. Yani bunlar TOSYÖV'ün üyeleri. Şimdi biz sürdürülebilir bir kaynak arayışı içindeydik. Yani yeterli olmadığımızı farkındaydık ve bir gün çok enteresan bir şekilde şöyle bir olayla karşılaştım ben. Bir iş geldi bize. İşte bu şeylerin, çamaşır makinelerinin içindeki ısıtıcı elemanların makinalarını
satın almak istiyordu bir Bursalı firma. Çok net hatırlıyorum. Hala firma var, Isışak firması. Geldi onlarla alternatif firmalar arayacaktık. Yani bir Amerika'da firma biliyordu ama biz Avrupa'da da alternatif alacak firmalar, satan firmalar bulup bunları birbirine kırdırıp en iyi teklifi almak istiyoruz. Dolayısıyla araştırmalarımızı yapıyoruz. Tabii o zaman internet yok. Araştırmalarımızı yapıyoruz ve bu arada bir İngiliz firmanın dergisine rastladım. Bir İngiliz şeyin dergisine ve o dergide şöyle bir soru gördüm. Yani biz her türlü bilgi ihtiyacınızı karşılıyoruz diye bir İngiliz danışmanlık kuruluşu. Adamı telefonla aradım. Dedim ki ya bana işte Heating Elements ismi de odur o yani ısıtma elemanları. Heating Elements'la ilgili bana dedim tedarikçileri bulabilir misin? Adam dedi ki bulurum. Peki şunu bulabilir misin? Onu da bulurum. Yani ne desem adam bulurum diyor. Ya dedim arkadaş sen dedim bunları nereden buluyorsun? Bu kadar uzmanın mı var? Adam bana sihirli bir sözcük söyledi. Dedi ki trade information resource dedi. I have my trade information resources dedi. Ya bu böyle ve dedim peki nedir bu resource'lardan? Bir tane söylesene dedi. Zaten bir tane söylersem dedi hepsini söylemiş olurum dedi. Nedir dedim? Dialog dedi. Dialog dedi. Adam bana konuşmada isimlerini de yazdırdı. Bununla dedi bakarsan sana yardımcı olur. Adam valla sağ olsun var olsun. Önümüze bir ufuk açtı. Dialog hala dünya çapında o zaman ama muhteşem bir bilgiydi. Niye? 700 tane veri tabanını indekslemişlerdi. Ve siz internet yoktu ama modemden modeme bağlandık Amerika'ya. Ve oradaki o özel bir yazılımlarını öğrendik kullanmayı ve oradan bilgi transfer ettik. Yani o zaman Amerikan gümrüğüne ulaşabiliyorduk. Girip oradan işte ilk defa Amerikan gümrüğü açılmıştı. O gümrüklerden bilgi almayı o zaman başarabildik Dialog'da. 700 veri tabanını inanın bir ay gece gündüz okudum. Ve o zaman anladım ki bilgi muhteşem bir şeydi yani. Bu 94-95'lere doğru ve biz 96'larda filan abone olmayı başardık. 10 bin dolarlık bir para açıyorsun ve sen sistemi kullandığı zaman bankadan parayı çekiyor yani yetki veriyorsun adamlara. Öyle bir sözleşmeleri vardı. Şimdi Dialog gene büyük bir bilgi bankası ama eski havası yok. Neden yok? O zaman bir tekeldi yani bilgide tekellerdi ama şu anda o tekellerin hepsi kırıldı. Yani ama işte o zaman yani biz son vagonu atlamış olduk. Dialogçularla samimiyetimizi ilerlettirdik. Dediler ki Türkiye'den siz ikincisiniz üye olan. Dedim birinci kim? Söylemek istemedi. Çok biraz da samimiyeti ilerleyince Türk tarzı birazcık işte baskı yaptık, konuştuk filan. Adam dedi TÜBİTAK üye. Yani bir de TÜBİTAK üyeymiş. Ama yani bilgi... O zamanlar çok böyle komprimeydi ama şimdi yani Dialog gene var, ticari bilgi bankaları gene var. Bunları birazdan konuşacağız. Ama bütün bunları bilgiyi derli toplu yani hedef odaklı kullanmak önemli. Şimdi internet ticari bilgi aranmasında müthiş bir araç. Burada Google'ın gelişmiş arama seçenekleri var. Artı bir de derin web, deep web diye yani dark web değil de onun üstünde deep web. Yani içine giremediğimiz ama başlıklarını indeksleyebileceğimiz bir web söz konusu. Pazar araştırmalarının sayısı arttı, nitelikli pazar. Yani yüz binlerce pazar araştırması var ve çok kaliteli olanlar var. Ve fiyatlar da gitgide düşüyor artık. Alert sistemleri gelişti. Yani şu anda bir alert sistemi, Global Trade Alert'te bir alert sistemi yayınlayarak dünyadaki gümrüklerdeki değişimlerin bilgilerini çok hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Teknik istihbarat, yani dünyadaki şöyle diyelim tüm patentler neredeyse açık. Yani tüm patentlere ulaşabilirsiniz ve tüm doktora çalışmalarına ulaşabilirsiniz. Yani bilginin artık müthiş bir açıklığı söz konusu. Bu tabii müthiş bir rekabette avantaj sağlıyor. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bilgi ve istihbarat arasındaki fark ne? Şimdi İstanbul'u yeni taşındınız ve İstanbul'u tanımak istiyorsunuz. Yani çok büyük bir mega kent İstanbul. Şimdi bakın burada değişik İstanbul haritaları var. Bunları topluyorsunuz. İşte bu da İstanbul'un pardon. İstanbul'un ulaşım haritaları. Bunların hepsi bilgi bakın. Bunlar depomuza koyuyoruz bunları.
Ulaşım haritaları, yani hangi işte metro nereden gidiyor, işte şu nereden nereye kadar gidiyor, hangi istasyonda değiştirebilirsiniz. Bu haritalar bize hepsini söylüyor. İşte deniz hatları tarifesini de önüne koyuyorsun. Her şey var, tamam mı? Metrobüs seferlerini koyuyorsun, zaman dilimlerini. Bakın bunların hepsi bilgi. Dataları toplamış ve bunları bir araya getirmiş, farklı farklı dataları bir bilgiye doğru gidiyoruz. Ama istihbarat nerede başlıyor biliyor musunuz? Hedefle başlıyor. Diyoruz ki İstanbul'dan, biz Şekerpınarı'ndan Esenyurt'a gideceğiz. İşte bu anda hedefim Esenyurt'sa veya Küçükçekmece diyelim. Biz buradan Sultanbeyli'den Küçükçekmece'ye gideceğiz. Yani Boğaz'ı karşıya geçeceğiz. İşte hedefimi koyduğum zaman bir de zaman dilimine. Bunu cuma saat 5'te mi yapacağız? Pazartesi sabah saat 8'de mi yapacağız? Yoksa günün saat 12'de mi yapacağız? İşte bütün bunlara değişerek şu yukarıdaki bilgiyi kullanmam gerekiyor. Bütün bu bilgileri kullanarak hangi araçları koordineli olarak kullanırsam en kısa, en ucuz ve en rahat şekilde Küçükçekmece'deki hedefime ulaşabilirim. Mesele bundan ibaret. Ama burada ne var? İmkan ve kabiliyetlerim. Yani bütçem söz konusu değil mi? Bütçem söz konusu. Yoksa işte helikopterler de var galiba. Onları tutup onlarla da gidebilirsiniz. Ama en hızlı ve ucuz şekilde gidiyor. İşte istihbarat bununla ilgileniyor. Yani biz şu kadar bilgiyi toplamamızın, bütün bunları analiz etmemizin sonunda basit bir şey söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki arkadaş, Çayırova'dan şu otobüse bin, Sultanbeyli'de in, oradan metrobüse bin, Kadıköy'e geç, oradan işte Marmaray'la şuraya geç, oradan şuna bin, buraya geç. Veya bir taksi tut, hepsini geç. Veya denizden Küçükçekmece'ye şu deniz otobüsü var, tek seferde buradan buraya. Bakın, alternatifli düşünme üretmek gerekiyor. İşte bu zaten alternatif olmadığı zaman bir istihbarat bilgisi tek başına bu alternatifleri oluşturamıyor. Biz alternatifli düşünmek zorundayız. Çünkü hayatın çok karmaşık. Tek düze bir şey değil. Yani burada bile karmaşık. Yani bir yerden bir yere giderken bile çok alternatifleriniz var aslında. Ama bu bütçelerinizle ve zamanınızla gideceğiniz saat de şey. Bunu sabah 9'da gideceğiniz rota, akşam 5'te gideceğiniz rotadan farklı olacak. Ama başka bir şey daha var elinizde. Nedir? Navigasyon cihazı. Şimdi bütün bu planı yapıyoruz ama navigasyonumuza baktığımız zaman o anda olan bir kaza bizim açık zannettiğimiz bir yolu anında tıkıyor. Ve o yol tıkandığı zaman ilave ne oluyor? Biz hemen rotamızı başka bir yere çeviriyoruz ve başka bir yerden. İşte istihbarat bu. Yani bilginin ötesinde, yani navigasyon cihazları bize istihbarat sağlıyor. Ama bütün bunlar bilgi. Bütün bunlar bilgi. Dolayısıyla dış ticarette de bizim amacımız istihbarat oluşturmak. Yani bütün bu bilgileri toplamamızın tek bir amacı var. Basit bir soruların cevabını vermek. Hedef ülkem hangisi? O kadar matris yapıyoruz. Verileri tartışıyoruz. Şu akışlar olmuş, şu ürünle ilgili. Şuradan şuraya gitmiş, oradan buraya gitmiş. Bütün bu akışlardan sonra çok basit bir şey söylüyoruz. 10 tane hedef pazarımız var bizim diyoruz. Yani 10 tane hedef pazarımız var. Bu 10 tane hedef pazarımızı bu akışlara göre belirlemeye çalışıyoruz. Nedir bu 10 hedef pazar? Yani kolay, karlı, rahat, hızlı girebileceğimiz pazarlar. Yani aç müşterilerin olduğu pazarlar. Yani bir ülkenin ithalatı artıyorsa bizim ürünümüzde, o ülkede mevcut ithalatçılar daha fazla ithalat yapıyorlar demektir. Ama aynı zamanda eskiden ithalat yapmayan bir sürü yeni firma da ithalatçılığa soyunarak onlar da ithalat yapmaya başlayacaklar demektir. Yani burada ithalat büyüdükçe oradaki müşterilerin satın alma dürtüleri artıyor. Bizim müşterilerimiz sokaktaki insanlar değil. İhracat her zaman business to business'tır. Yani firmadan firmaya yapılır. Hiçbir zaman biz İngiltere'de sokaktaki adama bir şey satmıyoruz ihracatta. Biz İngiltere'deki bir firmaya satıyoruz veya Fransa'daki veya dünyanın herhangi bir yerindeki. Biz bir firma, hedefimiz firmadır. Bunu hiç unutmuyoruz. Yani ihracat firmadan firmaya yapılır. Uluslararası pazarlamanın bir sürü anlatılan kitaplarında yazılan gerçeklik ise bu değildir. Onlar business to customer. Yani Porter'ı okuduğunuz zaman Porter business to customer anlatır. Aslında business to customer ihracatta yoktur. Yani dolayısıyla Porter'ın teorileri ihracat için geçerli değildir. Ya ben görüyorum piyasada işte five force analiz yapıyorlar filan. Yani ihracat için bu absürt bir şeydir.
Yani bununla ilgisi yoktur. Yani o orada öyle bir analizin bir geçerliliği yoktur. Ha, ne zaman geçerliliği vardır? Bunu reddetmiyorum. Ne zaman geçerliliği vardır? Örneğin İngiltere'ye gidip bir retailer, bir parakende mağaza kurarsanız ve orada üretim yaparsanız veya yapmasanız da o parakendeden malı nasıl dağıtacağınızı, yani nasıl satacağınızı hesap ederseniz o zaman onların hepsi doğrudur. Yani oradaki fiyatlama teorileri, işte rekabetçilerin gücü vesaire vesaire, rakiplerin gücü, bütün bunlar doğrudur. Ama ihracat bunların dışında farklı bir kulvarda gider. Business to business'tır. Şimdi karar alma, bunu demin bahsettik ama klasik karar alma meseleyi Herbert Simon'un yaptığı klasik tanım olarak kabul ediliyor. Üç aşamada oluşuyor. İşte istihbarat, tasarım ve tercih. Yani istihbarat, şimdi burada önemli olan şu, istihbarat açısından belirleyici nokta verilerin tasarlanmış bir amaç için seçilerek ve süzülerek toplanması ve yorumlanmasıdır. İşte demin İstanbul haritasında gördüğümüz gibi, o bilgi olmadan o tasarlamayı yapamazdık. Ama hayattan da bilgi alıyoruz, değil mi? Yani bizim teorik masa başında aldığımız bilgi, gemilerin geç kalma, kalkma veya işte Poyraz olursa iptal etme ihtimalini de yaşayarak görebiliyoruz. Ve o ihtimali de yazıyoruz. Ya diyoruz, ha, hava o zaman şu parametre geliyor bize. Hava işte şu yüksekse hemen önce okuyalım şeyde. Bakalım havada durum nedir? Poyraz var mı, lodos var mı? Bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yaratıcı yorum, değerli arkadaşlar, her türlü istihbaratın can damarıdır. Yani istihbarat yaratıcı yorumdur. Bir veriyi yorumlama sanatıdır. Tek bir veri, bakın tek bir veri bazen büyük bir istihbarat demektir. Ve büyük bir operasyonun onunla başlatabilirsiniz. Tek bir veriyle başlatabilirsiniz. 2000'li yıllarda bir firmaya, demir firmasına, Türkiye'de, Ankara'da danışmanlık yapıyordum ben. Özel bir çelik getiriyorduk. 400 birinden sertlikte İsveç malı bir çelik getiriyorduk. Şimdi bu İsveçlilerin bayisiydik. İç Anadolu bayisiydi firma. Ben de danışmanlığı yapıp başka çelikler buluyordum ama orada bir anlaşmamız vardı. Şimdi biz İsveçli firmadan sipariş geçiyoruz fakat bunlar bize bir türlü, yani biz 10 ton sipariş veriyoruz, bunlar 1 ton gönderiyorlar bize. 50 ton veriyoruz, işte 2 ton, 3 ton gönderiyorlar. Biz buradan çok büyük bir kaygı duymaya başladı firma sahibi. Ya dedi, ne oluyoruz? Yani ne var burada acaba? Ne oluyoruz? Ama biz bir taraftan da başka ülkelerden de alternatif ürün getirmek istiyoruz ama elimizdeki anlaşma buna yeterli değil. Yani çünkü bir tek yetkililik var, başka bir malı alma ihtimalimiz yok görünüyor. Şimdi ben tesadüfen internete girdim ve firmanın ismini yazdım ve ilk gelen haber müthiş bir haberdi. Firmanın iki tane büyük ocağı var ve ocaklardan bir tanesi patlamış. Ve adamlar da bunu söylemiyorlar. Yani bir kaza geçirdiklerini söylemiyorlar. Sadece malı az vererek kompanse etmeye çalışıyorlar işi ve kısa sürede tabii hayata geçirmeye çalışıyorlar. Ama bu arada da müşteri kaybetmek istemiyorlar. Bunu ben şimdi, benim için o zaman işte danışmanlığı yaptığımız seneler ama daha gencim ve bundan bir şey, bir teori üretebileceğini düşünmüyordum. Ama patrona söyledim bunu, danışmanlık yaptığım firmasına. Dedim ki, ya şeyleri patlamış. Adamların fırının biri patlamış. Böyle patron pat diye kalktı yerinden. İşte dedi, şimdi artık Fransızları Türkiye'ye sokacağız dedi. Dedim, ne alakası var? Nasıl bir kafan var senin filan? Yani nereden çıkardın bunları dedin ya? Ya adam dedi ki, ya bak dedi, sen anlamıyorsun. Şimdi dedi, sipariş yazalım. Biz habire başladık sipariş yazmaya. Ya en sonunda, yani sipariş yazıyoruz 50 ton, 100 ton. Artık bir gemi siparişi vermeye başladık yani. Çünkü biliyoruz ki adamlar bize vermeyecek. Bunları dedim, ne yapacağız? Dedi ki patron bana, bak dedi, bunları toplayacağız ve biz bu arada Fransızlardan mal getirip biz bunu satmaya başlayacağız. Dedim, anlaşma. Anlaşma dedi, bunlara cevap veremedikleri zaman dedi, meşru olarak dedi, biz dedi başkasından mal alırız. Çünkü bize taahhütleri var adamların. Bizim siparişlerimizi vermek zorundalar dedi. O siparişe uymuyorlar şimdi. Uymuyorlarsa bizim bu başkasından mal alma hakkımız doğar dedi. Hakikaten doğru. Çünkü orada da ona benzer anlaşmalar var.
Uzatmayayım. Biz hakikaten gittik Fransızların en iyi Usinor 400 diye bir Brinel çeliği vardı. Onları bulduk. Adamlardan parti malı ısmarladık, getirdik. Ve İsveçliler dükkanı ziyarete geldiklerinde, Ankara Ostim'de küçük de bir firmadır ha, ziyarete geldiklerinde adamlar Fransızların malını görünce dehşete kapıldılar. Ama bizimki ne yaptı biliyor musun? Demirci patron böyle şeye attı, bunların yüzüne attı dosyayı. Dedi ki ya aç mı kalacaktık dedi. Aç mı kalacaktık dedi. Soruya cevap vereceğim. Aç mı kalacaktık dedi. Bak dedi şu kadar size sipariş veriyorum. Siz bana yüzlerce ton vermişim. Siz bana 3 ton 5 ton aç mı kalalım dedi kardeşim dedi. Biz de dedi Fransa'dan aldık. Çünkü siz dedi bize tedarik görevinizi yerine getiremediniz dedi. Adamlar susmuş kaldılar. Ve ondan sonra onlara da şunu söyledi. Bence çok müthiş bir stratejik öngörüydü. Dedi ki isterseniz bırakayım bu adamları ama isterseniz artık Türkiye'ye girdiler. Çok da iyi satıyorlar. Ama dedi isterseniz biz bunları kontrollü satarız ve hızlı ilerlemelerine engel olur. Siz karar verin. Adamlar satın kardeşim dedi. Dolayısıyla yani bir veri, bakın bir veri fırın patladı verisi bizi çok müthiş bir noktaya getirdi. İstihbarat bu işte. Yani bir operasyon ve strateji çizmemiz o veriye bağlıydı. Veri ne? Fırın patladı. Basit bir şey değil mi? İşte E eşittir MC kare de basit aslında. E eşittir MC kare. İşte o sanayici, demirci arkadaşımız, sanayici sonradan oldu, demirci arkadaşımız buradan bir strateji üretme dehası gösterdi. Niye? Çünkü aklı, fikri hep o işi nasıl yapabileceğindeydi ve bu fikir taktiği ona oturdu. Şimdi kişisel verilerin global düzenlemeler, ticari istihbaratı çok da fazla etkileyecek bir şey yok. Çünkü zaten bizim şu anda bile veri kaynaklarımızda her şeyi görebiliyoruz. Yani insanlar buna izin veriyorlar. Yani örneğin bir firma kendi bilgileri paylaşılsın istiyor ki başkaları onu bulabilsin. Yani bizim istediğimiz şeyler bunlar. Yani bizim bilgilerimizi. Diğerlerini de devletler kendi gümrüklerine açıyorlar. Adam diyor ki bu benim gümrüğüm. Sana ne diyor? Sen o zaman satma kardeşim diyor. Amerikalılar bilgi edinme hakkına dayanarak açtılar. Yani kendi gümrüklerini 97'ler, 96'larda. Bilgi edinme hakkı var dedi. Herkes her şeyi görebilir dedi. Dünya Ticaret Örgütü de aslında bilgi edinme şeyinin açıklığın daha önemli olduğunu söylüyor. Dünyada da bir de Open Data Movement, açık bilgi hareketi diye bir hareket var. Open Data Movement diye yazarsanız göreceksiniz. Open yani açık veri hareketi. Bu açık veri hareketi bence önemli bir hareket. Bilginin herkes için açık olmasını istiyorlar. Yani açık olmasını istiyorlar. Dolayısıyla bunların ticari istihbarattan çok olumsuz bir şey yaratacağını düşünmüyorum. Çünkü bizim özellikle dış ticaret istihbaratında bizim yaptığımız analizler zaten veri tabanlarından aldığımız analizler çoğu itibariyle. Şimdi burada şeyin işte meşhur adamın istihbarattır. Evet. Şimdi gerçekliği doğru modellemek de yetmez. Yani biz gerçekliği modelliyoruz. Yani biz diyoruz ki hedef pazarım Fransa, Almanya, Tunus, Avustralya. Buralara kolay girebilirim ben diyorum. Benim şu ürünümle ilgili mevcut an itibariyle. Ama bu yorum yani bu gerçeği de yansıtıyor olabilir. Ama bunu girip oralarda ihracat yapabilmem için bu da doğru araçlarla müdahale etmemi gerekiyor. Yani bir cerrahın yaptığını yapmam gerekiyor. Cerrah ne yapıyor? Önce teşhis koyuyor değil mi? Yani bir doktor teşhis koyuyor. Diyor ki örneğin bypass olacaksın sen diyor. Özellikle bypass örneğini veriyorum çünkü orada da müthiş bir veri transferi var aslında. Yani bypass da müthiş bir veridir. Bugün aklıma müthiş bir şey geldi. Gençlik yıllarımda yaşadığım. Boğaz'da eskiden bu 70'li yılların ortalarında Boğaz'da balıkçılar lüfer olurdu o zaman. Çok güzel ve lüfer belirli derinlikte olur. Balıkçılar çıkar. Bebek'te ünlü bir balıkçı vardı Menekşe Selahattin. Menekşe Selahattin'le ben bir defa balığa çıktım.
Şimdi balığa çıktım Menekşe Selahattin'le. Şimdi yanımızda onun da nereye gidiyorsa balıkçılar onu takip ediyorlar. Çünkü o çok usta bir sezgisel de ve bilgisi de müthişti adamın. Şimdi oturuyorduk. Şimdi bir şey söyleyecektim, sus dedi bana. Yandaki sandal açtı. Dedi ki işte 40 kulaç dedi. 40 kulaçtan tutmaya çalışıyorlar dedi. Şu öteki de dedi dinledi biraz 50 kulaca saldı oltayı dedi. Dedim Selahattin abi nasıl anladın bunu dedim. Ya dedi sen diyor dinlemiyor musun dedi. Neyi dinliyorum dedim. O dedi makara böyle tahtalara sarıldır ya. Her açtığında kulaç tahtaya yere vuruyor. Sandalın dibine vuruyor. Her şey bir kulaç demek aslında. Her vuruş bir kulaç. Abi bu da istihbarat aslında yani. Hikaye budur. Yani orada da bir istihbarat var. Ama veriyi takip etmek. Yani onu balıkçı Selahattin abi takip ediyor ama Yaman Koç takip edemiyor. Çünkü onun öyle bir kategorik zihni yok yani o an için. Yani onu söylediği anda ondan sonra hep duyuyorsun. Yani diyorsun bu bir veri tamam mı? Bu müthiş bir veri. Bunu izlemem gerekiyor diyorsun. Şimdi Türkiye'nin yurt dışı ticari müşavirlerinden resmi olmayan bilgiler. Ya şimdi resmi onu bilmiyorum. Yani işin neyin resmi ne resmi olmayan bilgiler onu bir yana bırakalım ama ticari ateşeliklerin bir kısmı iyi çalışıyor, bir kısmı çok kötü çalışıyor. Yani burada bence Türkiye'deki ticaret müşavirliklerinin bir standardı yok. Bu aslında Türkiye'de yaşadığımız problemlerden biridir. Bir standart yok ortada. Yani hepsinin aynı. Mesela bir Alman ticaret ateşeliklerinin bir standardı var. Yani Fransa'da olanla Tunus'ta olanın bir standardı var. Ama Türk ateşeleri tamamen biz ticaret ateşeleriyle de çalışmalar yaptım ben. Yaptık. Onlarla şunu gördük aslında. Yani bir el kitapçı olması lazım. Bir ticari ateşe bir ülkeye gittiği zaman nasıl bir çalışma? Yani bir manuelini açacak, Alman'ın vardır mutlaka manueli açacak. Şu çalışmaları yapacağım, şu aylarda şunları yapacağım, şu belgeleri toplayacağım, şu belgeleri toplayacağım. Burada bir şey söylemek istiyorum. Örneğin sanayi odasından arkadaşlarım anlattı. İspanyolların metodoloji yani devlet olarak stratejilerinin büyük kısmı ticaret ateşelikleri üzerine dayanmıştır. İspanyol stratejisi, ihracat stratejisi oldukça da başarılıdır. Fas'tan bizim ticaret ateşeliğimizde 3 veya 4 kişi çalışırken İspanya ticaret ateşeliğinde 50'den fazla kişi çalışıyor ticaret ateşeliğinde. Ve bunlar sektörel uzmanlar olarak çalışıyorlar. Yani böyle bir örgütlenme yapıyor adamlar. Yani dolayısıyla ve burada bilginin nasıl olması gerektiği meselesi çok önemli. Yani bilgiyi nasıl organize edeceğiz ve bu ticaret ateşeleri bu bilgi uzmanları olmak zorunda. Yani oradan hangi tür bilgileri alacak? Örneğin ben şunu iddia ediyorum. Yani o ülkede Türkiye'nin dış ticaretini değiştirecek, etkileyecek bir yasal değişikliğin tasarısını diyorum. Bir ticaret ateşesi önceden haber alıp bizleri uyarması gerekir. Böyle bir şeyle karşılaştım mı hayat boyunca? Karşılaşmadım. Ama gerçek anlamda istihbarat o demektir aslında. Devletler bu istihbaratı yapıyorlar mı? Evet yapıyorlar. Fransızlar yapıyorlar. Fransız milli istihbaratın içinde ihracat ve ithalatla ilgili ayrı bir bölüm var. İsrail istihbaratı fuarlara gittiğiniz zaman sizi geziyor ve oradaki diğer standlardaki firmalarla ilgili çok detaylı size kişisel bilgilerinize kadar veriyor. Dolayısıyla bunlar önemli. Şimdi bizim ülkemizdeki verilere erişim konusu hakkında değerlendirmeleriniz nelerdir? Şimdi değerli arkadaşlar, veri uzmanının işi şöyle ifade ediyorum ben, yanlış anlamayın. Bizim verideki uzmanlar olarak mihrabımız veridir. Yani biz veriye bakarız. Mihrap odur. Veri ne derse biz onu yorumlamaya çalışırız. Dolayısıyla benim için en büyük şey verinin bozulmasıdır. Yani yanlış veri, yani veriyi bozmaya başlarsan çok benim şeyim bozuluyor yani. Veriyi nasıl bozabilirsin? Yani sen ona göre işlem yapıyorsun. Bu ne demek? Sana gelen hastanın verileriyle oynayıp hastayı tedavi etmemek demek. Yani veriyi bozmaya başladığın anda müthiş bir cinayet işliyorsun. Cinayet bu yani.
Nasıl veriyle oynayabilirsin? Yani veri bizim gerçekliği modellememiz için elimizdeki en önemli araç. Bunu bozmaya başladığın anda iş bitti. Türkiye'de, oraya geleyim, Türkiye'de maalesef açık veri olayı yoğun değil. Yani TÜİK'in verileri, şu anda ben TÜİK'in verilerine güvenmiyorum. İhracat verileri doğrudur. TÜİK'in ihracat verilerinde bir sıkıntı yok. Çünkü orada bir şu ana kadar bir sıkıntı görmedim. Ama örneğin enflasyon verilerine inanmıyorum. Yani öyle bir veri değil. Yani çünkü yaşadığım gerçeklikle oradaki veri, işsizlik verilerine inanmıyorum. Yani dolayısıyla burada bu verilere, verilerin doğru olması lazım. Şimdi bir doktora gidiyorsunuz. Doktor sizi inceliyor. Neyle inceliyor? İşte önce dinliyor sizi, muayene ediyor, sonra analizler yaptırıyor, işte tetkikler yaptırıyor, kan tahlili yapıyor, araçlara sokuyor, onlar bakıyor ve sonunda diyor ki işte 3 damarın tıkalı, anjiyo yaptım, 3 damarın tıkalı, bypass olmalısın diyor. Yani şimdi verileri bozarsak olur mu? Yani o zaman diyecek ki al sana aspirin git yani. Veya mide sıkışıklığıymış bu diyecek. Bir sürü insanı öyle kaybediyoruz değil mi? Aslında kalp krizi, adam mide baskısı diye karışıyor bu ikisi birbirine. Ve ondan sonra adamcağız gidiyor, kaybediyoruz hastayı. Yani ameliyat başarılı, hasta öldü. Dolayısıyla veriyle oynamak müthiş tehlikeli bir şey. Dolayısıyla ona dikkat etmemiz lazım. Evet, yani doğru verilere ulaşmak meselesi önemli. Şimdi karar almanın girdisi istihbarat. Burada istihbarat giriyor. Bu iki türlü, bir organizasyonun information, bir de environmental information. Decision situation, yani burada tartışmalar oluyor. Alternate courses of action, yani alternatif düşünce tarzları ortaya atılıyor. Ve bunun da bir tarz seçiliyor. Yani burada ne kadar zıt düşünceleri bir araya getirebilirsek tercihimiz o kadar daha doğruya yakın bir tercih olmalıdır. Bu aslında bu nedir aslında biliyor musunuz? Bu işte alternatif düşünceler özgür düşünce demektir. Yani düşüncelerini de özgürce ifade edebilen insanların olması gerektiği. Size bununla ilgili bizim tarihimizden müthiş bir örnek vermek istiyorum. 26 Ağustos sabahı Türk orduları Yunan hatlarını geçerler. Sabah itibariyle Türk hatlarını yararlar, geçerler iki noktadan. Ve üç komutan Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa ve Fevzi Paşalar bir kanının üzerine haritalarını atıyor, şey yoktur ineği kanının, oraya sererler ve orada durum değerlendirmesi yaparlar. İsmet Paşa der ki biz hemen dağılan düşmanı takip etmeliyiz. Fevzi Paşa da der ki Eskişehir'de kuvvetler var, oralara gitmeliyiz. Bu iki tane zıt alternatif rotadır. Ve Atatürk bu iki müthiş komutanın birbirleriyle olan tartışmalarını sonuna kadar izler. İzler, tartıştırır. İkisine de sorular sorar. Ve ondan sonra der ki biz düşmanı takip edeceğiz. İsmet'in dediğini yapacağız der. Ve oradan giderler. İşte o doğru kararı verebilmek için ne kadar deha olursanız olun, o doğru kararı verebilmeniz için iki tane müthiş kurmaya ihtiyacınız var. Bu iki kurmay kendi düşüncelerini özgürce sonuna kadar sizden korkmadan ve karşı tarafı da rencide etmeden sonuna kadar tartışıyorlar ama doğru bir rota çıkıyor ortaya. İşte mesele budur aslında. Ortak alana şeyi koyacağım. Amerikalı bir subayın hazırladığı dialektik strateji diye. Dialektik strateji. Yani zıtların bir arada mutlaka olarak tartışılması gerektiğini stratejik konseptlerin ortaya atan bir makale. Çok yani müthiş bir şey. Dialektik sözcüğü aslında Hegel daha önce tarihte de var, felsefi anlamda daha önce kullananlar var ama en baba şekilde yorumlayan bu Hegel'dir. Hegel'den sonra da Marx yorumluyor, diyalektik, yani zıtların birliği ve bir arada karşıtlık yaratarak yeni bir şeye geçiş, yani tez antitez sentez meselesi. Bunu aslında Amerikalı bir subayın tezinde görmek beni çok etkilemişti, yani çok da beğendim. Makaleyi ortak alana da atacağım, oradan makaleyi okuyabilirsiniz. Dolayısıyla yani karar alma
mekanizmalarında, ticari istihbaratta da en önemli şey budur. Şimdi bakın, koroner bypass ameliyatları verinin istihbarata dönüştürülmesinde müthiş şeyler. Yani ben yaşamış biri olarak anlatıyorum. 3 sene önce bypass geçirdim. Yoğun bakıma aldılar. Ya böyle monitörler var başınızda. Şimdi her yerinize ama böyle şey, bir sürü şey batırmışlar. Yani kalp kapakçığınıza bile batırılmış bir şeyler var yani oralarda. Sürekli ritim bozukluklarına kadar bütün veriyi alıyorlar. Alınan veri, şimdi yoğun bakım hemşireleri müthiş insanlar. Yani orada hakikaten yani eli öpülesi insanlar. Şimdi de bu Covid sırasında da yani o zaman çok net anladım. Çünkü bu bir şey, böyle diyelim 15 hasta var orada. Bir hemşire geliyor, sizin başınızda hemen oradaki şeyleri kağıda döküyor. Bakın, oradaki verileri anlık kağıda döküyor. Ve o kağıtta biraz sonra doktor geliyor. Doktora briefing veriyor çok hızlı bir şekilde. Diyor ki dopamin düzeyi şöyle diyor. İşte kağıtları şuradan şuraya değişti diyor. Şöyle oldu diyor. Böyle tam bir istihbarat raporu, tamam mı? Doktor bunları dinliyor ve diyor ki dopamin verin, şunu verin, şunu alın, tak şunu yap, tak 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 tak. Ona göre, yani o günkü rapora göre tam bir istihbarat ve veri analizi. Muhteşem yani. Ben hakikaten şey, ameliyattan sonra da teşekkür yazısı yazdım. Bayındır'da olmuştum ben. Orada bütün bunları yazdım. Dedim ki yani çağımız veri çağı olduğunu ameliyatta anladım ben, dedim yani. Veri var yani. Çünkü veri akışı var. Hep veri akışı. Her şeyi verisi var. Ve bunu, ama bunu dar bir alanda, yani bir dar bir alanda yapabiliyoruz. Biliyorsun. Ama de bu verileri kontrol etmekte problemimiz çıkıyor. Yani bu sürtünme yaratan unsurlar diyoruz. Yani Clausewitz buna savaş teorisinde sürtünme yaratan unsurlar diyor. Aldığı yer Newton. Yani aslında Newton'dan alıyor. Yani teorinin sürtünme meselesi, friction dediği Newton'un, değil mi? Friction. Askeri savaş teorisinde de bunu işte hava durumunun yarattığı sürtünme, işte başka koşulların yarattıkları sürtünme olarak ifade ediyor. Şimdi dolayısıyla bunları geçelim, istihbarat. Son aşamada ise değişik istihbarat analizler yapılır ve model sonunda karşıtlıkları görmek, ya bunlardan bir sentez yapabiliriz ya birini seçebiliriz ya da farklı fikirleri karıştırarak yeni bir fikir üretebiliriz. Ama işte mesela bütün bu fikirleri tartışabilecek zeminlerin ve ortamın oluşmasıdır. Bu ortam yoksa ne bilim gelişebilir ne de sanat gelişebilir. Yani ben Karatay Üniversitesi'nde de derse gidiyorum. Çocuklara anlattığım şey budur. Üniversite demek özgür düşüncenin olduğu yer demektir. Farklı fikirlerin özgürce sonuna kadar tartışabildiği yerdir. Çocuklardan biri kalktı bana bir gün, dedi ki ya dünya düzdür, dedi çocuk. Dedim ki, herkes güldü, dedim gülmeyin. Yani bunu savunabilir arkadaşımız. Üniversitede dünya düzdür de diyebilirsin ama bunu ispat et bize. Yani bura bir tartışma zemini, dünya düzdür de diyebilirsin kardeşim ama bunu ispat et. Yani biz hazırız seni dinlemeye. Yeter ki sen bunu ispat et. Yani bu işin meselesi budur. Mesele böyle bakmak gerekiyor. Peki, şimdi gelelim işin bilgi kaynaklandırmalarının sınıflandırılmasına. Şimdi information sources dedik ya, yani bilgi kaynakları. Bu aslında kütüphanecilerin kullandığı bir deyim. Şimdi kütüphane dediğiniz zaman, bizim zamanımızda kütüphanecilik diye bir bölüm vardı. Sonra bu bilgi ve belge yönetimi oldu. Hacettepe'de de şu anda var. Ben oraya yıllar önce bir saatlik böyle bir söyleşiye çağırdılar beni, gittim. Ve oradaki çocukların çok umutsuz olduklarını gördüm. Ya bugün okusam, ben bu meslekle ilgili okusam, okuyacağım bölümlerden birisi bilgi ve belge yönetimi, birisi de istatistik okurdum yani. Ben ilgisiz bir şey okudum, tiyatro okudum. Memnunum okuduğuma, yani güzel bir şey oldu. Bugün şimdi tiyatro deyince Hamlet aklıma geldi. Şimdi Hamlet'te de aslında gene istihbarat var. Yani ve data var yani. Hamlet, hikayeyi biliyorsunuzdur. Hamlet işte amcası babasını öldürmüş, annesiyle evlenmiş, iktidara el koymuş. Hamlet de yurt dışında okulda okuyor, geri geliyor. Bu sahneyle karşılaşıyor ama babasının öldürülüp öldürülmediğini anlamak istiyor.
bununla ilgili ve bununla ilgili tiyatrodan bir oyun sergiliyor ve bu oyunda bir zehirleme sahnesi var. Bu sahneyi görünce babasının tepkisini ölçerek bu cinayetin işlenip işlenmediğine karar veriyor. Evet. Şimdi dolayısıyla orada da bir istihbarat ve veri analizi var aslında. Yani dolayısıyla bizim işimiz veriyi analiz etmek. Bunu hiç unutmuyoruz. Yani veriden illa bundan bir modelleme de bazen tek bir veri her şeyi çok net analiz etmemizi sağlayabilir. Birinci Körfez Savaşı sırasında, bakın Birinci Körfez Savaşı sırasında savaşın ne zaman başlayacağına dair, yani Amerikan birliklerinin Iraklılara ne zaman saldıracağı konusundaki doğruya en yakın şeyi bir Türk oradaki o bölgedeki Türk ateşe verdi, askeri ateşe veriyor. Diğerleri, diğer ateşeler bütün uydulardan yararlanıyorlar onlar. Halbuki ateşe çok basit bir şey yapıyor. Adam tank kökenli, tankçı kökenli gidiyor. Şeyden önünden geçen tankları sayıyor ve bu tankların ne kadar olursa bir savaşın başlayacağını biliyor adamcağız. Ve aslında tek bir veriyle zamanı en hızlı şekilde geniş, en böyle en kritik bir şekilde zamana birebir olarak bunu yansıtıyor. Çünkü kendisi de belli bir tank savaşını yürütse o yoğunluğa erişmesi gerektiğini ve bunun ne kadar zamanda olup olması gerektiğine dair bir öngörüsü var. Tek bir veri, bakın tek bir veri bunu öngörmeyi kolaylaştırıyor. Yani burada veriyi yorumlamadaki bizim bilgimiz, geçmiş birikimlerimiz ve çatı katı dediğimiz beynimizin üzerindeki, beynimizin derinliklerinde temel girdilerin alınması çok önemli. Verilerin hizmet ihracatı kapsamında geniş yer kaplayacağını düşünüyor musunuz? Evet, ne tür verilerin bireye katma değeri yüksek tutulabilir? Verilerin hizmet ihracatı kapsamında. Ya şimdi burada burayı çok da iyi bilmiyorum aslında. Yani benim çalıştığım alan, bizim yaptığımız iş şu, yani verinin ihraç edilmesinden ziyade hizmet ihracatı kapsamında onu inan bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi böyle bir atış yapmak istemiyorum. Bilmediğim bir şeyde de inan bir yorum yapmayayım Yasin Bey. Kusura bakma ne olur. Şimdi bir şeyler geldi aklıma ama yani düşünmeden de konuşmak istemedim açıkçası. Şimdi bilgi kaynaklarının sınıflandırılması. Biz şöyle sınıflandırıyoruz. Birincil veri kaynakları, ikincil veri kaynakları. Birincil veri kaynakları kişisel gözlemler, konuşmalar, mülakatlar, endüstri uzmanları, rakipler, müşteriler, tedarikçiler, işbirliği ortakları, devlet görevlileri. Bunlar somut insanlar yani. Bunlara mesela blokları da ekleyebiliriz aslında. Bloklarda bir sürü uzman yazıyor. Bunlar birincil derecede veri kaynakları, birincil veriler, doğrudan veri kaynakları. İkinci veri kaynakları gazete, dergi, ticaret, sanayi yayınlar, periyodik yayınlar, raporlar, analizci ve danışman raporları. İşte biz bu iki veri türünü birleştirmeye çalışıyoruz. Yani yapmaya çalıştığımız işlerden biri bu iki şeyi birleştirmeye çalışıyoruz. Sanayi rehberleri, bayi ve tedarikçi listeleri, ticaret ve sanayi dernekleri, İnternet, rakiplerin web siteleri, ticaret ve elektronik veri tabanları, hazır raporlar, yeniden mühendislik raporları, televizyon ve radyo programları, devlet kaynakları, teknik ve patent dokümanları, iş ilanları, internet sohbet odaları ve fuarlar. İş ilanları bile çok önemli bir veri ve istihbarat kaynağıdır. Bir makale okudum. Amerikalı savunma sanayindeki bir firmanın yaptığı iş ilanını bir makale eleştiriyor. Diyor ki şöyle şöyle iş ilanları görüyoruz ve bu iş ilanlarındaki aranan kişilerin nitelikleri o firmaların savunma sanayindeki ne tür bir iş yapacaklarını ortaya çıkararak rakip ülkelerin, düşman ülkelerin bizim hangi alanlarda çalıştığımızı öğrenmelerine yol açabilir. Buralardaki iş ilanlarınızı bile bu şekilde açık bir şekilde vermemeniz gerekir diyorlar. Yani burada bilgi kaynakları aynı zamanda şunu söylemeden geçemeyeceğim. İstihbarat ve istihbarata karşı koymak. Yani istihbarat varsa istihbarata da karşı koymanız için bir eğitime, bir modele ihtiyacınız var. Yani bütün askerlik şeylerinde istihbarat bölümü yalnız değildir. İstihbarat ve istihbarata karşı koyma bölümü vardır. Yani siz
Örnek şöyle vereceğim. Bir sürü firmanın pardon. Bir sürü firmanın kendi web sitesinde bayilerini yayınlıyor adam. Şimdi bu çok yanlış bir şeydir. Yani çok büyük firmalar çok büyük güveniyorlar kendilerine. Ama bu boşa bir güvendir. Yani dünya artık o noktayı geçti. Uzun uzun listeler yayınlıyorlar. Yani adam diyor ki benim dünyadaki bütün bayilerim listesi budur diyor. Özellikle Alman firmalarda çok sık görüyorum ben. Alman mesela medikal firmalar bütün dünyada yayınlıyor. Bu aslında listeler çok kıymetli listeler. Neden? Almanların seçmiş olduğu listeler. Siz bu listeleri kullanabilir misiniz? Evet kullanabilirsiniz. Nasıl kullanırsınız? Yani Alman ameliyatçı sizde onun bir tamamlayıcı bir unsur satıyorsanız ameliyatın dışında Alman'ın bayisi de o ürünü satmıyorsa siz çok iyi bir bayi bulmuşsunuz demektir. Çünkü o dev Alman firmasının bayisi olmak için adam bir sürü kriterleri tamamlamak zorundadır. Siz o kriterleri yeniden o adamda sorgulamak zorunda kalmazsınız örneğin. Bu basit bir şeydir. Ama bunu yapmak o kadar basit değildir. Yani bu hayatın içinden öğrenilmiş bir şeydir ve bunu anında yapabilmeniz gerekir. Ama bu karşı istihbarattır. Yani siz örneğin bazı firmalar görüyorum. Adam ihracat pazarlarını yazıyor. Ben diyor Amerika'ya işte hatta Güney Amerika ülkelerine, Arjantin'e, Bolivya'ya, işte Şili'ye ve Peru'ya ihracatlarım var diyor. Şimdi bu veri tabanları açık. Yani siz bu şu anlama geliyor. Siz firmanın ismini yazıp Peru'da veri tabanına girip tıkladığınız zaman bütün müşterilerini 2 dakika sonra görüyorsunuz. Yani burada istihbarata karşı koyma bilinci. Evet. Rakip web siteleri hocam. Evet yani bu şimdi rakiplerin web sitelerini Ayşe, Merve arkadaşımız çok güzel söylemiş. Yani rakiplerimizin web sitelerini çalışmak buradan öğrenilecek çok şey var. Yani bir ülkeyi seçtikten sonra önce rakipleri çalışmak gerekir bence. Yani rakipler orada nasıl anlatıyorlar, nasıl bir dil kullanıyorlar, ürünü nasıl tanımlıyorlar, ürünlerin ölçüleri ne, ürünü hangi kelimelerle tanıtıyorlar, hangi aralığa girmişler. Yani Çin, Amerika, işte İtalya, Türkiye, Polonya, İspanya hangi aralıktalar? Bunların özellikleri ne? Bütün bunları bilmek gerekiyor ve bunları sınıflandırmak gerekiyor. Şimdi biz kendimiz açısından bunu yaptığımız zaman ben şöyle sınıflandırıyorum bunu. Şimdi biz bilgiyi bakın bilgiyi İstanbul haritalarını depolayarak bir şeyler öğrenebiliyoruz. Ama biz hedef odaklı olarak bilgiyi toplamak, yorumlamak ve sınıflandırmak yani istihbarata göre bu işi yapmak zorundayız. Yani ticari istihbaratta işimize yarayacak olan her şey bizim için çok kıymetlidir. Ama diğer bilgiler çöptür. Yani neyi atmamız gerektiğini, neyi ayırmamız gerektiğini ve neyin ne kadar önemli olduğunu, nasıl ayırmamız gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu bizim meseleyi kavrayışımızla ilgilidir. Şimdi birinci mesele pazar istihbaratıdır. Yani ilk sorun ihracatın ilk sorunu şudur. İster ithalat olsun ister ihracat olsun. Hedef pazar neresidir? Bu bir istihbarattır. Çünkü hedef pazarı tespit ettiğin anda oraya gideceksin. İkinci soru şudur aslında. Hedefi seçtim. Hedef Amerika. Hedef Kanada veya başka bir Tunus. Fark etmez. Burada hangi şehre gideceğim? Yani Türkiye'yi düşünelim. Yani bir firma Türkiye'ye satış için geldiği zaman İstanbul'a mı gidecek? Mesela mobilyacılara bir yarı mamul satacak bir firma İstanbul'a mı gidecek? Yoksa İnegöl'e mi gitmesi gerekiyor? Yoksa Ankara sitelere mi gelecek? Yoksa Kayseri'ye mi gidecek? Yani bakın bir şehir meselesi. Yani bir ülkeyi bir bütün olarak da düşünmeyin. Bir şehir ve aslında şehirde de bir bölge. Bir bölgeyi bulmanız lazım. Şimdi ikincisi firma istihbaratı. Yani bizim mal satmayı planladığımız firmalar hangileri? Hangi firmalara mal satmayı planlıyoruz? Bu açıdan çok önemli. Şimdi doğru yani şimdi LinkedIn demiş arkadaşımız orada da yayınlıyorlar. Bu doğru.
Bu kaynaklarımızdan bir tanesi. Şimdi ama tek kaynak değil. Yani bizim bir sürü kaynağımız var. LinkedIn bunlardan bir tanesi. Facebook da bunlardan bir tanesi. Yani insanların LinkedIn'deki yerlerini, Facebook'larına bakabiliriz. İşte her şeye bakabiliriz. Ama bütün mesele bunların kime, hangi ülkedekine bakacağımız meselesidir. E-ticaret şöyle bir şey diyor. Genellikle hedef pazar konsepti olmazsa bilgiye istihbarata dönüşmez. Yani hedef olmazsa istihbarat olmaz, strateji de olmaz. Dolayısıyla biz hedef odaklı bilgi topluyoruz. Dolayısıyla önce hedeflerimizi tespit etmemiz gerekir. Yani işte bu da istihbaratla ancak yapılabilecek bir şey. Yani istihbarat ve strateji bir paranın iki yüzü gibidir. Yani bir tarafı olmadan bir tarafı olmaz. Yani para hep iki yüzlüdür. Güzel, aslında güzel benzetme oldu. Para iki yüzlüdür dedik. İki yüzü vardır paranın. Hem yazı hem de tura. Yani bir tarafı ithalattır, bir tarafı ihracattır. Bir tarafı ihracatsa, bir tarafı stratejiyse, bir tarafı da istihbarattır. Dolayısıyla burada bir stratejik öngörüye ihtiyacımız var. Yani LinkedIn'den de yararlanabiliriz. Ticaret ateşimizden de yararlanabiliriz. Efendime söyleyeyim, Alibaba.com'dan da yararlanabiliriz. Turkish Exporter'dan da yararlanalım. Tamam yani. Ama bunların hiçbiri stratejik hiçbir yargı değil. Bunlar araçlar. Yani biz silahları konuşuyoruz. Ya şurada bir G3 var, şurada bir şey var, şurada bir havan topu var. Bunlardan yararlanalım. Ama savaş stratejiyle kazanılır. Yani silahla kazanılmaz. Savaş stratejiyle kazanılır. Silahlar bu stratejiyi yerine getirmek için araçlardır. Ama esas mesele stratejidir. Dolayısıyla bu stratejiye giden yol ise istihbarattan geçer. İstihbarat ise strateji olmadan algılanmaz. Dolayısıyla yani pazarı bilmemiz lazım. Firma istihbaratlarını iyi yapmamız lazım. Rakibimizi, müşterilerimizi, seçtiğimiz ülkede ve kendimizi. Kendi istihbaratımız. Yani kendimizin istihbaratı olur mu? Olur. Şunu çok net ve açık söyleyebilirim. Firmalar en az kendilerini bilirler. Yani firmanın insanlar gibidir. İnsanlar da en az kendisini bilir. Yani biz en az kendimizi biliriz. Başkalarını çok daha iyi biliriz. Kendimizi bilmemiz için, çünkü engeller vardır içimizde. Yani kendimizi öğrenmemize bir sürü iç mekanizmamız engel olur. Firmalarda da öyledir. Yani firma kendini bilmez. Bir firmada sordum ben. Büyükçe de bir firmaydı. Ofis mobilyaları yapıyordu. Ya dedim, senin bayi adaylarının ortak özellikleri nelerdir? Ya dedi, ya böyle bir saçma soru mu olur dedi ya. Dedim, çok saçma soru değil. Sen akşam çalış dedim bak bu soruyu. Yani senin bayi adayların bayilerindeki özellik nedir dedi. Adam ertesi gün geldi. Dedi ki, ya çok doğru bir soru sormuşsun dedi. Bak yazdım dedi. Ve o yazdığı şey ne biliyor musunuz? Bizim aslında bundan sonraki hedef bayilerimiz. Yani 30'a yakın bayisi vardı onun o zaman. 30'a yakın bayinin tek tek bunları yazmaya başladığı zaman ortak özelliklerini kategorize etti zihninde. Ve o kategorize edilen zihni yazıya döktüğümüz zaman biz bundan sonra o kategorideki firmaları aradık. Yani örnek işte şu kadar metrekare showroom'u olacak, ciroları şu aralıkta olacak, şu kadar işçi çalıştıracak, bizim dışımızda hangi ürünleri satacak, hangilerini satmayacak, işte meseleye nasıl yaklaşacak, biz onun için ne kadar önemli, bir sürü soruları ortaya koyduk ve ondan sonra onun gibi firmalar aradık. Ve bu hedefi küçültmek ne demektir? Gücü büyütmek demektir. Dolayısıyla bunları yapacağız. Sonra müşteriler, fiili ve potansiyel müşteriler, fiili müşteriler kendi müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimiz ve yöneticiler. Yöneticiler kim? Karar vericiler. Yani sonuçta işte LinkedIn'de karar vericilere ulaşabiliyoruz. Ama bütün dünyadan karar vericilere ulaşmak bir strateji değil. Şunu yaptığımız zaman bir hedef ülke seçtik. Bu hedef ülkede hedef firmaları seçtik. Bu hedef firmaları bulduk. Bu hedef firmaları yöneticilerini LinkedIn'den ilişki kurduk. Bu müthiş bir şey. Yani ama strateji, şöyle demek istiyorum. Strateji ve istihbarat sizi yenilmez kılar. Asla yenilmezsiniz. Ben bunu yani çok inanarak söylüyorum. Bilerek söylüyorum. Yani inanmanın ötesinde biliyorum yani.
Savaşta strateji gene yenilebilir. Çünkü değişkenler çok daha fazladır. Ama ticarette asla yenilmez. Yani mutlaka sonunda kazanırsınız. Yani iflas etseniz bile bir daha yeniden kurar, yeniden kazanırsınız. Yeter ki o stratejideki hatalarınızı görün ve bunları düzeltme imkan ve kabiliyetiniz olsun. Bu arada da ülkeler, vergiler, rakip, bunları öğrenecek bilgiye başladığınız zaman işimizi kolaylaştırmış oluyoruz. Bakın şöyle sınıflandırmaya çalıştım bunları ben. İstatistiksel kaynaklar, bunları pazar araştırmaları. Bunları kurumlar, üniversiteler, dernekler, uluslararası kuruluşlar, ticaret geliştirme kuruluşlarından çok sayıda pazar araştırmasına ulaşabilirsiniz. Bir de özel araştırma kuruluşları var. Yani paralel olarak bu işleri yapar. Ama dünyada yani şöyle diyeyim, her şeyin pazar araştırması var artık. Hazır yapılmış pazar araştırmaları var. Ama bunların bir de ücretsiz olanları var. Yani bol miktarda ücretsiz onlarca pazar araştırması, yüzlerce, onlarca demek daha şey olur, yüzlerce pazar araştırması var. Şimdi bir arkadaşımız şunu sormuş. Ülkemizde firmalara baktığımızda ticari istihbarat kavramının firmalar tarafından bilinirliği konusunda neler söyleyebilirsiniz? Yakın gelecekte bu kavramın ülkemiz ihracatını etkileri nasıl olur? Valla firmalar bu işi çok fazla bilmiyorlar. Yani çünkü bilen firma sayısı çok az. Ama ne öğretiyor? Hayat öğretiyor. Ne zaman öğretiyor? Yani bilgiye ne zaman ihtiyaç duyuyor firmalar? Firmalar ticari bilgi ve istihbarata işler iyi gitmediği zaman, yani kriz zamanlarında bunun önemini anlamaya başlıyor. Yani iç piyasa iyi olduğu sürece ve dış ticarette de belirli bir pazar payına ulaştığı sürece onu korumaya çalışıyor firma. Haklı olarak başka işlerle uğraşıyor. Yani bir stratejik öngörüsü yoksa ve ihracatını sürekli artırma gibi bir niyeti yok ise, belirli bir oran yakaladıysa bu oranda gidiyor. Ama iç piyasa krize girdiği anda veya dış piyasada bir şeyler olup mesela bir sadece Irak pazarına satıyor. Irak'ta bir kriz oluyor yumurtacıların. Onu da yeni yaşadık. Yumurtacıların krizi oluyor. Irak kapatıyor kapıları. Yumurtacılar ortada kalıyor. Hayda, haydi başlıyor kriz. O zaman hemen diyorlar hocam ihracat yapalım. Yo, nasıl yapacağız? Yani bir günde ihracat mı olur yani? Keşke olsa. Yani öyle bir şansımız yok. Dolayısıyla buradaki mesele ülke konumuyla da ilgili ve ticari bilgi ve istihbarat mega hiper rekabet geliştikçe ve devam ettiği sürece insanların başvurmak zorunda kaldıkları bir araç olarak önemini artıracak. Ama geç veya şey, ama bu bilinç düzeyidir. Yani büyüklükle de ilgisi yoktur. Çok büyük firmalar görüyorum. Hala böyle bilgi ve istihbarat sistemleri yok. Ama orta boy firmalar görüyorum. Bilgi ve istihbarat sistemlerini kuruyorlar, işletiyorlar ve bunu yürütmeye gayret ediyorlar. Çok küçük firmalar görüyorum. Müthiş patronları var. Mesela şeyde Denizli'de bir firmamız var. Aram Tekstil. Müthiş bir patronu var, genç bir patron. Yani ben kendisini meslektaş olarak piyasaya çıksa müthiş de bir danışman olur. Ama müthiş işler yapıyor yani. Ama şimdi herkes ne oluyor Denizli'de yani o sektördeki insanlar şunu yaptılar siz bunu nasıl yaptın ya bunu nasıl becerdin ya orayı nereden buldun o firmayı ya ama adam öyle şey matrisler yapıyor ki kendine has teknikler geliştiriyor ki bunu kafa patlatıyor istihbarat topluyor hem piyasadan istihbarat topluyor hem teorik analiz yapıyor bunları birleştiriyor bana soruyor benle tartışıyor başkasına soruyor onunla tartışıyor yani ama sonunda strateji kazanıyor. Yani bunu unutmayacağız. Şimdi bakın, burada makaleler ve bloglar önemli. Buradan geleceğe dair öngörüler elde edebilirsiniz. Projeler. Dünyada hangi projeler var? Hangi projeler gelecek? Dünya Bankası'nın web sitesine girersen dünyadaki bütün projelerini görüyorsun. Bütün bankaların, yani yatırım bankalarının bütün hepsinde projeleri açıktır. Yani şu anda Afrika'da, yani şu anda girsek şeye, Dünya Bankası'nın projeleri, Afrika'daki, dünyadaki bütün projelerinin team liderine kadar görürüz. Hangi ihaleleri açmışlar, hangi alım satın almaları yapacaklar onlara kadar görürsünüz. Yani açık bir bilgidir. Ama işte mesele nedir? Bu bilgiyi sistematize edip
böyle bir bilgiye ihtiyacı olan bir firmaya bu bilginin varlığını ortaya koyabilmektir mesela. Şimdi firma rehberleri bunları değişik düzeylerde şey yapar. Bir defa ticaret sicil kayıtları. Bu bizim için çok önemli. Ticaret sicil kayıtları. Yani bunlar en güvenilir kaynaklar. Firmaların ticaret sicil kaynakları. Bir burada bir ara vereyim şöyle. Şuradan bir şeye geçmek istiyorum. Şimdi daha önce Open diye bir yer kullanıyordum ama şimdi yeni bulduk onu da. Çok da hoşuma gitti. Şimdi şurası mesela Wikipedia bize müthiş bir şey sunuyor. Ben yani daha önce kullanmıyordum. Buraya da yazayım bunu. Hem de bunu da atacağım ortak alana. Sizin bu chat'e dağıtayım. Bunu kullanabilirsiniz. Neden? Bu şöyle bir yararlı bir şey. Çok yararlandık biz bundan. Bakın, Business Registers. Yani dünyada buradaki liste var ya, dünyadaki ticaret sicil olarak bütün ülkelerdeki ticaret sicillerin bir dizini bu, indeks. Bakar mısın? Ministry of Foreign Affairs and Director of Importers Exporters, İspanyolca. Argentina TradeNet. Tıklıyorsun. Buradaki gitip yazıp firmaları buluyorsun. Bakın Aruba'da, Avustralya'da, Azerbaycan, bütün dünya var. Kaynağı görüyor musun? Hovers dediğimiz veri tabanı ne yapıyor? Bütün bunlardaki bilgileri bunlardan alıp bir veri tabanına getiriyor. O tabii muhteşem. Ama burada da bambaşka bir veri tabanı var. Ve çok basit yani. Şurada bakın. Kolombiya'da. Geçen de Kolombiya'ya İSİP bir heyet düzenleyecekti. Biz Kolombiya konsümento bilgileri açık. Onları bulabiliyoruz zaten. Ama buradan firmaların, yani bir firmayı buluyorsun orada ithalatçı olarak. Buradan da bir site var. Dördünden bir tanesi. Ona giriyorsun. Firmanın adını yazıyorsun. Firmanın web sitesi, yöneticilerinin isimleri, ne zaman atandılar, ne oldular hepsini tek harekette görüyorsun. Yani ticaret sicil çok çok önemli. Dolayısıyla bakın burada ticaret sicilleri bütün dünyanın indekslemiş. Yani information brokerlar açısından indeks çok kıymetli. İndeks. Yani bana indekslerini söyle, sana ne kadar dış ticaretçisin söyleyeyim abi. Yani bana indeksini söyle, sen hangi indeksleri biliyorsun? Yani Industrial Company Directory İndonezya'ymış ama bunları çevirebilirsin yani. Irak'ta bile var bakın. Irak Register of Companies. Ha hepsine girip firma bilgisi indiremeyebilirsin ama uğraşman gerekiyor. Yani bu iş öyle. Yani uğraşarak oluyor bu işler. Şimdi gördüğünüz gibi burada ticaret sicil kayıtları çok çok önemli. Yani ticaret sicil kayıtlarını bulabildiğiniz zaman Open Corporates var. O da mesela bu tür ticaret sicil kayıtlarına bulabiliyorsunuz. Ama Hovers veri tabanı bütün bunları topluyor. Buna 3.000-3.500 dolar, 5.000 dolar bir fiyat koyuyor ve bunu satıyor. Yani bir sene boyunca abone olup buradaki bütün firmaları bütün dünyadan indirebiliyorsun. Yani o işte yani profesyonelliğe giden yol bu. Ama yani o yoksa, paran yoksa o zaman buralarda bunları bulacaksın ve kendi kaynaklarını geliştireceksin. İşte information broker yani ticari indeksleri bildiği zaman müthiş bir şey haline geliyor. Yani ya şöyle bu mesleğin en önemli kısmı ne biliyor musun? Bilgi kaynağı görünce böyle kanının çekilmesi lazım, heyecanlanman lazım. Heyecanlanacaksın yani. Bir bilgi kaynağı gördüğün zaman heyecanlanacaksın. Şimdi bir şey göstereceğim. Şimdi birazdan gelecektik ama kendimi tutamadım. Bak şimdi bu arkadaş Zilman, Markus Zilman, Directory of Directories. Ya ne müthiş bir laf biliyor musun? Ya rehberlerin rehberi. Yani bu adam her sene bunu yayınlıyor. Bu adam kütüphane kökenli olduğuna inanıyorum ben adamcağızın. Bakın ve Single Subject Directories Academic Education'dan başlıyor abi. Economic and Business. Bakar mısın? Business Intelligence Resources.
Resource, Green Files, Internet Guide, Marketing Resource Directory from the American Marketing Association. Bakar bak. Bakar mısın? Ya adam bunları her sene yayınlıyor. Bunların bilmeniz hangi dizisin? Bunların işte İstanbul yol haritası bunlar. Metro nereden gidiyor? Marmaray nereden gidiyor? Bunlar içinde bunları tarayacaksın. Senin işine en iyi yarayanları da kendi indeksini oluşturacaksın. O zaman sen dış ticaretçi oluyorsun. İyi bir dış ticaretçi oluyorsun. Daha ileri gidersen information broker oluyorsun. Daha da ileri gidersen o zaman rekabet istihbarat danışmanı oluyorsun veya bu sistemleri kuran biri oluyorsun. Ama bunları sürekli çalışman lazım. Open Index, Creating a Public Internet Index. Girip bakacaksın buna. Burada kendi işime yarayan hangi tür bilgileri bulabilirim diye. Ama bu nedir? Bu işte Directory of Directory. İşte Internet Alerts, International Trade Resources. Ne güzelmiş, bakayım şuna ya. International Trade Resources. Evet, bak gene Zilman çıktı. 2021 yazmış adam, bak 2021 ya. Bunu da hemen indireceksin veya hemen sitene kaydedeceksin adamı. Yani 2020 White Papers, bak adam burada Knowledge Discovery Resources. 2021 Guide to Searching the Internet. Using the Internet as a Dynamic Resource. Yani işte biz bunlarla uğraşıyor olmamız lazım. Değerli arkadaşlar. Bunları ortak alana attım. Bakın bu da gene Zilman'ın 2018'de hazırladığı Business Intelligence Resource diye hazırladım. Çok intelligence resource değil bence ama bunun içinde adam bu emeği harcamış. Bunu oturup business'ı kendi kaynaklarını, çünkü benim için bunlardan birisi intelligence resource olarak kullanılabilir. Başka birisi için kullanılmaz. Alanlarımız farklı olabilir. Gördüğünüz gibi müthiş bir bilgi olayı var ortada. Şimdi bakın, devlet kurumları kayıtları, ticaret odası, sanayi odası, ihracatçı, ithalatçı birlikleri, dernekler, üyeler. Bütün bunları, dernekleri filan süper bir şekilde tarıyor olmamız lazım. Yani bir dernekte bazen öyle bir rapor bulursunuz ki binlerce dolar verseniz o raporu bulamazsınız. Yani bir ülkeyi hedeflediğiniz zaman o ülkedeki dernekleri bulmanız ve o dernekleri hemen indekslemeniz gerekir. Biz kısa süre önce, şuradan bulabilirsem hemen göstereyim. AKİP'le bir çalışma yaptık. Bakın burada bir sonuç raporu hazırladım. Bakın bulduğumuz raporlar, yumurta ve tavuk ve yumurta sektörü. Mesela Bulgaria Fish and Seafood Market, Exporter Guide Saudi Arabia, Ghana Poultry Report. Bakın. Balıkçılık sektör raporları, CBI'nin raporları, deniz ürünleri Avrupa dernekleri. Ne demek bu? Deniz ürünlerinde şu kadar Avrupa derneğine ulaşabilmişiz bu süreç içerisinde. Bunlara gittiğimiz zaman ne görüyoruz? Bu derneklerin üyeleri, bakın hepsinde members diyor. Bu members'a tıkladığım zaman, abi bu derneğin üyelerine ulaştırıyor beni. Ve bunlar benim müşterim. SIPA members işte geldi. İşte firmalar geldi. New members, home organization vesaire vesaire. Gördüğünüz gibi bütün mesele nedir? Pazar araştırma siteleri, deniz ürünleri, ithalatçı toptancılar, onların siteleri ve projeye katılan firmalar. Gördüğünüz gibi mesele bu aslında. Yani deniz ürünleri dernekleri Avrupa'yı da hedefler bizim için. Balıkçılık sektör raporları. Bunlar bulunmuş raporlar yani. Buralara girdiğin zaman bunların hepsi firmayla paylaşılmış durumda. Firmalarla. Şimdi soru mu varmış? Finansal rehberler, demin bir tanesini gösterdim. Orada finansal rehberi görüyorsun. Aslında dünya çapında da finansal rehberler yavaş yavaş açılmaya başlanıyor. Yani her yerde yavaş yavaş devletler kendi kaynaklarını açmaya başlayacaklar bence. Şimdi bakın, bilgi kaynaklarını, bu kelimeleri lütfen özellikle not edin. Directory of directories, sources of trade information. Bunları internete yazdığınız zaman bilgi kaynaklarına ulaşacaksınız. Resources of trade information, sources of business intelligence,
Directory of Business. Business de yanlış yazmışım. Information Sources. Bunu eskiden hazırladığım bir şey değil. Yani burası için hazırladım. Onun için hatalar oluyor. Düzeltiyorum onu. Şimdi bakın, bilgi kaynaklarının kaynağı. İşte benim sistemde de bilgi kaynakları bölümünde böyle bir şey var, liste var. Şöyle, yamankoç.com. Şurada ticari bilgi diye bir bölüm var. Ana sayfa burası. Burada bir ticari bilgi, buradan ticari bilgiye geçiyorsunuz. Ticari bilgi, bakın, FİTA, RBA, LexisNexis, Dialog. Şu işte bizim size anlattığım Dialog. Yani burada çok eskiden hazırlanmış. Şey bulamazsa Dialog.com, yani burası çıkmıyorsa lütfen işin köküne giderek kaynayın. Ama LexisNexis kaynakların hepsini kapattı. Yani şu anda kaynaklar çıkmıyor. Source'ları, yani LexisNexis'e ulaşabilirsiniz. Ama Library of Congress, biraz sonra geleceğim bunlara. Bakın, Market Research Sources, Statistical Sources, Company Directories, firma rehberleri, Financial Directories, Customs Data Sources, Company Registers, Mergers, Bankruptcy Databases, Deep Web Search Engines ve ihaleler. İşte yani burada aslında kullandığınız, şöyle diyeyim, yani insan aktif olarak kullandığınız site sayısı belki 50-60'ı geçmeyebilir. Ama bunlar çok kıymetli ve güzel kullanıyorsanız işinizi, sizin işinizi yapmanızı kolaylaştıracaktır. Bakın, bu FİTA. Şimdi FİTA güzel bir şey. Buradan olmuyor mu şöyle? Peki, şöyle çıkayım bir. Şimdi şöyle FİTA'ya gireyim. Bir şey göstermek istiyorum. Bakın, bir bilgi kaynağı FİTA. Real Useful Links. Şimdi bakın, bu bir indeks. Bu indeks. Çok yıllardır var FİTA yani. Federation of International Trade Associations. Şimdi ya bak, Business Directories and Trade Information. Business Publications. Aslında bizim deminki sınıflandırmamız vardı ya. Cultural Issues, Documentation, Governments and Multinational Organizations, International Trade Associations, including Chambers of Commerce. Yani International Market Research, bakın. Şimdi burada bizim için şu çok önemli. Ama Trade Associations da çok önemli, Business Publications da çok önemli. Şimdi bakın, buraya giriyorum. International Business Directory'ye giriyorum. Bakın, şu anda Afrika, Europe, Middle East, US, Latin Amerika hepsi var. Middle East'e giriyorum. Bakın, Bahreyn, İran, İsrail, İsrail Directories. Bakın, bir sürü İsrail ile ilgili directory'ye rastlıyorum. Bunlara bakmamız lazım. Mesela İsrail Ministry of Industry, Trade and Law, İsrail Business Directory. Federation of İsrail Chambers of Commerce Business Index. Yani index görünce zaten gidip ona bakacaksın yani. İsrail Yellow Pages, Export and International Cooperation Institute varmış. Burada mutlaka işimize yarayan bir şeyler olabilir. Yani her şeyden bir şey çıkarabilmemiz gerekiyor. Yani bilgi, bilgiden bilgi üretmek. Burada da genel Araplarla ilgili, Arap ülkeleriyle ilgili, Orta Doğu ile ilgili. Zavya mesela çok iyi bir rehber. Finansal kökenli çok iyi bir rehber. Ama nereden geldik? İşte biz FİTA'yı biliyoruz. FİTA bunlardan bir tanesi. Mesela RBA Karen. Karen Blackman. Karen Blackman bir İngiliz information broker hanımefendi. Karen Blackman. Bakın, Business Resources. Görüyor musunuz? Bir anda bakın. Company Registers. Şimdi mesela burada çok beğendiğim bir kaynak var. Statistics. Herkes bilgiyi indekslemeye çalışıyor. Bizim de yaptığımız bu. Bilgiyi indeksliyoruz biz. Şimdi burada bakın, istatistiğe tıkladığım zaman bakın burada nasıl bir indeks var? İstatistiksel bilgiyi indekslemiş Karen Blackman. Helal olsun. Ne güzel. Bakın, International'dan başlıyor.
Zanran, Statistica, International Food and Agricultural, International Trade Center, bizim çok kullandığımız bir şey, Birleşmiş Milletler Comtrade, World Bank ve Avrupa, Eurostat, müthiş bir veri tabanı Eurostat. Yani Avrupa'daki hem ithalat istatistiklerini 8 hanede veriyor, hem de imalat istatistiklerini veriyor. Yani aynı ürünün imalat istatistiklerini de öğreniyorsunuz. O zaman şunu görüyorsunuz, yani Fransa'da diyelim ki o ürün iç piyasada ne kadar üretiliyor, ne kadar ihraç ediliyor, ne kadar ithal ediliyor. Bir anda neredeyse bütüne sahip oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada indeksin güzel tarafı ne? İstediğiniz ülke, Özbekistan'a tıkladığın zaman Özbekistan İstatistik Enstitüsü'ne ulaştırıyor seni. İşte bu, bizi güçlü kılan şey bu. Bu indeks yani. Kütüphanecilik okuyalım derken aslında, yani kütüphanecilik bilgi ve belge yönetimi aslında. Bu indekslerin nasıl kurgulandığını, ama bizim burada farklılığımız şu, biz bütün her şeyi indekslemekten öyle bir çabamız yok. Biz istihbarat indeksi yapıyoruz, ticari istihbarat. Yani eylemde kullanacağımız bilgi neyse bizim için şey odur, gerekli olan odur. Diğeri bizim için önem taşımaz. Çok önemli değildir. Bakın RBA'ya girdik. Marcus'u gördük. Bilgi kaynaklarının kaynağı ve müthiş bir şey. Nedir bu? Şey bu zannediyorum. Log Government Library of Congress. Yani bu Library of Congress. Bu tabii müthiş bir şey. Yani dünyanın en büyük bilgi şeyi zaten Library of Congress yani. Onun business indeksi. Bakar mısın? Yani The Library of Congress Researches. Business Research Services. Yani bakar mısın? Yani müthiş bir şey. Yani burada hani bir sürü şey indekslemiş. Bir sürü şey çok geride kalmış. Yani onu görüyoruz. Internet Resources. Yani insan kendini buraya bir atsan, bir sene buralarda dalsan çıksan, ondan sonra kafa gider. Yani kafan gider ama işi öğrenirsin. Chamber of Commerce Internet Resources by Subject. Companies by Industry. Company Directories. Bakar mısın? Doing Company Research. The Fashion Industry. Yani dünyanın en büyük kütüphanesindeyiz şu an. Onun indeksindeyiz. Değerli arkadaşlar, bu heyecan verici bir şey. Heyecan verici bir şey. Yani bunu hemen, yani insan kapatıp ya ben gidip şuraya şunu bir tarayayım bakayım, yani ne bulacağım, neler bulacağım, ya hadi bakalım, yani Allah neler, Allah şuna baksana, African American Business Resources diye bir şey varmış. Specialized Business Guide. Çıktığın zaman, bak tıkladığın zaman bakar mısın? Ya burada da bir sürü ilave kaynak veriyor. Yani ama tabii nedir olay? Buralarda boğulmamamız gerekiyor. Yani hiçbir bilgi bizi boğmamalı. Yani biz bilgiyi yönetebilmeliyiz. Yani bilgi ve belge yönetimi ismi şimdi değil mi? Neden bilgi ve belge yönetimi? Çünkü bilgi ve belgeyi yönetebilirsek bir anlamı var. Dolayısıyla hangi bilgi bizim için önemli, hangi bilgi bizim için önemli değil, bunu ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Bakın Doing Company Research ile ilgili American Soap Company'nin böyle komik bir şeyi var. How can we get World Industry Statistics or data for 2020? We can get data for 2020 from Trademap. Trademap is one of the most important sources of trade flows on the HS code basis. So we can use trade base. I will, if you
don't know Tradebase. I will give you an example for it. Buradan çıkamıyorum. Şimdi for istatistik için burada trade map kaynağı istatistiğin en baba kaynaklarından bir tanesi. You can use this one. Yani GTIP numaraları bazında bir veri tabanı. Üye olarak hepsini çok rahat kullanabilirsiniz. Burada 5300 ürün var yaklaşık. Bunların ülkelerden ülkelere olan akışlarını görebilirsiniz. Yalnız buraya bir GTIP numarasına örneğin 190540 yazalım. Bu unlu mamuller, işte Rust Toasted Bread örneğin, işte buradan giderek dünya ithalat rakamının 910 milyon dolarmış bu. 2019'da hangi ülkeler ne kadar bundan almışlar? 190540 almışlar. Yani GTIP bazında bir şeyi görebiliriz. Burada Avrupa Birliği'nin için Eurostat muhteşem. Yeni iyi çalışma imkanı bulduk Eurostat'ı arkadaşlarımızla. Eurostat'ı. Burada hakikaten şeyi database'lere girerek burada International Trading Goods bu şekilde açarak bunları evet bu şekilde şurada bakın bunun en altında da buraya giriyorsunuz ve burada International Trade'i açarsanız burayı da ben kayıt altına alayım size. Şurayı da kayıt altına alayım. Burada uzun bir site, yani şu anda hani buna vaktimiz yetmeyecektir ama bunu kullanabilirsiniz. Dolayısıyla burada işte mesela burada güncellenebilen bir sitesi var, daily updated. Buraya gidip şuraları doldurursanız Avrupa'daki tüm istatistiğe 8 saniye kadar ulaşabiliyorsunuz. Bu uluslararası ticaret anlamında ithalat ihracat, bunun imalat istatistikleri de var. Yani Eurostat kullanım kılavuzları var, onları da indirebilirsiniz. Müthiş bir şey. Yani Eurostat hakikaten çok çok önemli. Şimdi bilgi kaynaklarının kaynağı bunlardan biri şey Global Edge üniversite bu. Bir üniversitenin kaynağı. Bu da oldukça işinize yarayacak. Güncelliyorlar da Global Edge'i. Fena değil. Ve pazar araştırmalarının benim de kullandığım en önemli kaynağı budur. Pazar araştırmalarının kaynağı. Bir örnek vermek istiyorum. Şöyle. MarketResearch.com pazar araştırmaları konusunda güvenilir bir site. Yani buraya bir keyword yazarak örneğin wedding yazıyorum. Yani evlilikle ilgili wedding dress mesela arıyorum. 272 tane mesela Global Wedding Dress Market 2020. 3480 dolar. Türkiye'de yarısını ödüyor bunun. Global Luxury Wedding Dress Market Research, Global Wedding Dress Market Growth. Yani 600'e yakın araştırma kuruluşunun ortak sitesi burası. Dolayısıyla aradığınız her türlü bunlar paralı şeyler. Yarısını devletten alabilirsiniz. Dolayısıyla çok önemli. Bunlara bir tanesi daha var. Şunu da şuraya katayım. Bunu da ortak alana atacağım işimiz bittiği zaman. Burada ücretsiz bir site var. Şöyle site ücretli ama bilgileri ücretsiz. Aşağı yukarı şöyle aylık
600 liraya falan geliyor üyeliğe. Benim şu anda bir üyeliğim var. Oradan gösterebilirim size. Şöyle bunu da yazayım, şeyde görebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi burada 5 milyondan gibi bir rakam var. Yani pazar araştırmaları var. Müthiş araştırmalar var buralarda. Ulaşabiliyorsunuz araştırmalarına. Bir örnek yapacağım da buradan eskilerden ne var diye bakıyorum. Ne sorayım? Mesela metres, yatak diyelim. 2 TL yazılıyor galiba bu metres. Metres dediğiniz zaman bakın şu anda burada bir sürü araştırma mesela 2000 mattresses from Cambodia, China, Endonezya, Malezya, Sırbistan, Tayland, Turkey and Vietnam. Yani bununla ilgili yok kitap. International Yearbook of Industrial Statistics 2020 kitabı yok bende. Şimdi bu tabii güzel bir kitap ama burada burada önemli olan ne biliyor musunuz? Bu tür kitaplarda ki en önemlisi şu, bizim araştırma yapacağımız alanla ilgili canlı bilgiyi oradan süzüp çıkarabilmek. Yani var olan bir bilgiyi incelemek güzel ama biz daha önemli yani mesela bir sektörel araştırma için değil de tek bir ürün bazında Trademap'ten veya Comtrade'den veya Eurostat'tan araştırma yaptığımız zaman bu ihracat açısından bizi zaten çok doyuran bir şey veya bu o ülkede bir ürün adı yazıp o ürünün ne kadar üretildiğini görebilmek veya hangi bölgelerde üretildiğini görebilmek o bizim açımızdan çok daha müthiş bir bilgi. Yani bizim için önemli olan o bilgileri toplamak. İşte burada mesela güzel bir şey bunu görüyorsunuz. Yatakla ilgili böyle bir araştırma çıkmış. Çok da güzel bir case oldu bizim için. Neden olduğunu şimdi söyleyeceğim. Bakın raporu indiriyor şimdi. Bizim için şu raporu kim hazırlamış? Şimdi raporu beğendiğimiz zaman olaya şöyle bakmanız lazım. Evet. Yok kitap bende yok maalesef. Evet. Daha çok ben hani o tür kitap indirmek yerine adresleri bulup canlı olarak gidip o tür bir çalışma yapmayı daha tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi bakın aynı şeyin değişik düzeylerde şeyleri var. Yaptıkları çalışmalar var. İşte bunların hepsini indirebiliyorsunuz. Ücretsiz bir kere abone olduktan sonra 600 dolar verip abone olduktan sonra. Bakın Mayıs 2000 şeyde bu çalışmayı indiriyorum şimdi. Neden? American International Trade Commission. Demek ki şimdi böyle bir rapor olduğuna göre burada başka raporlar da olabilir diyorum. Ve adamlar bakın Türkiye, Vietnam'la ilgili yatak sektörünün müthiş bir araştırmasını yapmışlar. USIT'i biliyorum ben, USIT.gov. Çok önemlidir Amerikan şeyini araştırmak için. Dünya çapında da araştırma yapar ve bunları da dağıtır. Yani şu araştırma deminki gördüğümüz Matris diye yazıp 5000 dolarlık araştırmalardan daha kıymetli bir araştırma olduğuna emin olabilirsiniz. 326 sayfalık bir araştırma. Bakar mısınız? Bunu da ortak alana atacağım. Ve müthiş bir şey değil mi? Yani satış tahminlerinden yani buçuk bir rapor. Çok başarılı. İşte bizim için burada ne önemli biliyor musun? Şu burayı bulduğu anda bir information broker burada önce şu publication'lara gitmeye çalışır abi. Forbidden dedi. Forbidden değil aslında. O zaman buraya geri gideceksin. Bu sitenin başına gideceksin. O site başına gideceksin abi. Kova gideceksin burada. USIT.gov. USIT.gov işte burası. Ha, ben şimdi buraya geldim. Burada neyi biliyorum? Publications and reports var burada. Tamam mı? Burada Publications Library işte burada araştıra araştıra buradan bu bilgiyi söküp alacağım. Çalışın alacaksınız. Çünkü burada var o bilgi. PDF bakın. April Imports from China.
başka raporlar. Ama bu değil. Orada hani bizim aradığımız türde başka raporlar vardı. O raporları bulmanız lazım. Publications Library. Bu burada araştıracaksınız. İşte mesele yani bizim işimiz ne biliyor musunuz? İşte bizim işimiz araştırmak. Yani orada bulduğum bir şey demin yani şurada buldum bunu buldum. Bu niye yok? Yani burada şey de olması lazım. Yani bu pazar araştırması açık. Bana bunu 326 sayfalık araştırma üzerine tıkladığım zaman veriyor. Ama oraya gidip oradan da bunu alabiliyor olmam lazım. Yani tamam mı? Bu mesele bu. Yani şurada yayınlıyor. Usitco Publications bak PDF olarak default size buradan hareket edip bunu bulman gerekiyor arkadaşım. Hikayemiz budur. Evet. Şimdi Faruk Bey şöyle işte burada hani olive oil de olabilir. Hani bunlarla ilgili her şey olabilir. De yani şu anda hani bunu şu anda bilemiyorum. Bana mail atarsanız yardımcı olmaya çalışayım. Bir mail atın. Merhaba Muniba Hanım. Ben de çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi aşağı yukarı hani buraya geldik. Bilgi kaynakları. Bu da çok önemli bir veri tabanı. World Trade Daily Press. Bunu da lütfen indirin. Dolayısıyla aşağı yukarı bilgi kaynaklarının da sonuna gelmiş oluyoruz. Evet şurada son sözler bunlar. Rekabet istihbaratı olmadan strateji olmaz. Strateji olmadan istihbarat. Sonuç iletişimin alınır. İhracat sanatı bunların bileşkesidir. Ticari bilgi ve istihbarat sürdürülebilir karlılığın anahtarıdır. Yani bütün bunları yapabilmemiz için bilgiye ve istihbarata ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. Şunu şey yapalım. Evet şimdi sizin başka sorularınız varsa onlara geçelim. Onlarla ilgili şeye bakalım. Evet, bu arada 85 kişiye ulaşmışız. Linkleri şöyle göndereceğim. Şu buraya işledim bu linkleri. Bu linkleri işledim. Bunları ortak alana atacağım. Yani eğitim bittikten sonra ortak alanımıza atacağım. Ortak alandan indirebilirsiniz. Bu tabloyu yani bu Word dosyasını ortak alandan indirebilirsiniz. Slaytları ortak alana yükledim zaten. Şuradan bir daha yükleyeyim ortak alanın linkini. Chat'ten yükleyeceğim bunu. Burası ortak alan değerli arkadaşlar. Şu anda ortak alandan linkleri oraya da siz şuradan alabilirsiniz. Ortak alandan da indirebilirsiniz. PDF ya yani indirdiğimi de ileteceğim. Şu ortak alanda hepsi olacak değerli arkadaşlar. Yani ortak alandan onu alabilirsiniz. Şimdi bir soru bilgi kaynaklarının güvenirliği ya doğruluğu konusunda bir araştırma elbette. Yani şimdi burada önemli olan şu bilginin kaynağı tabii ki doğruluğu açısından bilginin kaynağı önemli. Bunun bir devlet kaynağı olması, bir dernek kaynağı olması veya güvenilir bir özel sektör kuruluşu olması için bu önemli. Ama bu bizim yani kullandığımız özelliklerden birisi de şudur. Bilginin farklı kaynaklardan da aynı veya benzer bilginin alınmış olması farklı bir kaynaktan. Yani o zaman o bilgiye olan şeyimizi daha fazla güvenilirliğimiz olur. Ama hiçbir bilgi %100 değildir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani Mustafa Yılmaz evet kablo şeyleri için gene benzer şeylerini
Slaytları ortak alana yüklemiş olacağım. Oradan onları görebilirsiniz. Uluslararası rekabet düzeyi ile rekabet istihbara nasıl bir ilişki var? Bunlarla ilgili kaynak var mı? Biraz akademik bir soru oldu. Ancak yardımcı olabilirsiniz. Ya şimdi bu uluslararası rekabetçilik düzeyi, şimdi bu uluslarla ilgili bir şey. Yani bir Türkiye'nin mesela bununla ilgili bir kaynağımız var. Nedir? Şeyle ilgili her sene çıkan World Competitiveness in the World Competitiveness Report diye bir şey çıkıyor. Bu World Competitiveness Report bunu 3 kuruluş benim bildiğim kadar yapıyor. Yani bir Dünya Bankası yapıyor. World Economic Forum yapıyor esas. Bunların kaynaklarına çok hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Rekabet istihbaratı arasında bir ilişki var ama bu birebir bir ilişkili değil. Çünkü rekabet istihbaratı teorik bir yaklaşım. Yani halbuki şöyle diyelim, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak için, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak için örneğin matematik eğitimini geliştirmek durumundasınız. Veya tren yollarını genişletmek zorundasınız. Yani bu ayrı bir sonuç aslında. Yani bu ayrı bir mesele, rekabet gücü. Ama rekabet istihbaratı şunu yapıyor. Bir firmanın rekabet gücünün ne kadar olduğunu ölçebiliyor. Ama bu tabii ki o ülkeden bağımsız bir analiz değil. Ama biz bütününü analiz etmiyoruz. Biz o ürün bazında bakıyoruz. Ürün bazında da bu rekabet analizini yapabiliyoruz. Bu mümkün. Bununla ilgili olarak iki şeyi bir arada okumanız gerekiyor. Bir yani World Economic Forum'un World Competitive raporlar, yani buradaki kullanılan kriterler ve metodoloji ile rekabet istihbarat teorisinin metodolojisi ve kriterlerini karşılaştırmanız gerekiyor. Burada bizim Karatay Üniversitesi'nden Akif Gündüz Hoca'nın doktorasını yaptı. Rekabet istihbaratının pazar seçimindeki rolü önemli diye Hacettepe Üniversitesi'nden. Onu da sorgulayarak Hacettepe'den ulaşabilirsiniz. Açıldı zannediyorum. 2 senemine kapalıydı tezi. Şu anda açıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla ona oradan da ulaşma şansınız olacaktır. Evet. Evet, aşağı yukarı bunlar, bu kaynakları şey. Evet, ben teşekkür ederim katıldığınız, dinlediğiniz için. İlk adımlarınıza hayırlı olsun, ne güzel. Her şey bir adımla başlıyor, ilk adımı atmak gerekiyor. İlk adım yeni adımların başlangıcı oluyor. Dolayısıyla ne mutlu size, çok da güzel. Evet. Şimdi Türkiye kendi verilerini açmıyor. Bunda yanlış yapıyor. Yani Türkiye kendi verilerini açsa ithalatını daha ucuza getirir. Artı Türkiye'deki sanayicilerin yatırım yapmasına ön ayak olur. Çünkü bir sanayici Türkiye'nin bu hangi firmaların kaç liraya hangi ürünleri getirdiğini görürse bunlara göre yatırım yapıp yapmayacağına karar verebilir. Ama bu bilinç düzeyidir. İnşallah bu bilince erişiriz. Evet, çok teşekkür ederim ben de. Ayşe, ben teşekkür ediyorum. Ne güzel bunu duymak senden. Çok mutlu etti beni. Valla ben de yorulmadım. Bugün de çok yorucu geçmemişti benim için. Biraz dinlenmiştim. İşte ancak bu kadar oluyor performansımız bu saatte. Ama güzel oldu bence de. Dolayısıyla inşallah faydalı olmuşumdur diye düşünüyorum. Evet. Peki, ben de çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklar diliyorum. Dikkatli olmak gerekiyor. Zor günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla aşı inşallah o da başlar Türkiye'de, bakalım. Dolayısıyla onları da başarılı bir şekilde atlatırız diye düşünüyorum inşallah.
Şimdi ben hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şu arada şeye vereceğim. Bir dakika, kendimi posttan atamam lazım. Evet. Evet. Şeyin Uluslararası Ticaret Ağı Derneği'ni host olarak atadım. Hepinize onların da söyleyecekleri var zannediyorum şurada. Ben çok teşekkür ediyorum. Katıldınız bu geç saatte. Katıldınız, zaman ayırdınız. İşte aslında bu bilgiye olan ihtiyacı gösteriyor. Yani bilgiye erişmek isteyenler buna katılmak istiyorlar. Ama birazcık da yoğun bir konuydu. Yani hani diğer konu birazcık daha zevklidir ama ticari bilgi konusu genellikle derste de yani üniversitede de sıkar öğrencileri biraz. Ama piyasada olanları da çok sıkmadığını gördüm. İlk defa böyle bir iki saatlik şey verdim. Dolayısıyla inşallah iyi olmuştur. Birazcık daha geliştirilebilir. Anlatırken aslında bir sürü eksiğimi gördüm. Hani onları da ilave ederek belki bir ticari bilgi ve istihbarat kaynakları diye böyle bir seminerin olabileceğini de görmüş oldum aslında. Bu da iyi oldu. Şurada başka şeyler de var. Evet. 79 kişiymişiz. Gayet güzel bir katılım oldu. Peki. Ben Uluslararası Ticaret Ağı Derneği'ne de şey kaldım. Herhalde artık bitiriyoruz. Başka bir sorunuz yoksa. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın lütfen. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Eyvallah.